Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak 2023 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle Süper Lig'de 18. haftada oynanan son 3 karşılaşmayı değerlendireceğiz. Sonrasında büyük ihtimal telefon hattını sizlere açacağız. Transfer gündemi yoğun. 12 Ocak'ta 2 gün sonra transfer penceresi resmi olarak açılacak ama şimdiden birçok transfer gelişmesi var. Resmi olarak açıklananlar var. Gayri resmi olarak yine birçok iddia var. Onları program içinde böyle toparlamaya çalışacağız. Hızla dünkü maçlarla başlayalım. Dün olağanüstü bir sonuç vardı. Alanyaspor 5, Trabzonspor 0. Bu sezon Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u farklı mağlubiyetler almaya devam ediyor. Alanyaspor karşısında 5-0 kaybetti Trabzonspor. Aslında maç başlangıcında Trabzonspor gole daha yakın olan taraftı. Üst üste pozisyonlara girdiler rakiplerinin hatasında ama oradan gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor'da ilk tehlikeli geldiği atakta Efecan Karaca'yla 1-0 öne geçti. Sonrası tamamen Alanyaspor lehine gelişen bir karşılaşma oldu. 36 ve 45 artı 7'de Ahmet Hassan Alanyaspor'u 3 farklı öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının başında Abdullah Avcı 2 değişiklik yaptı. 46'da 63'te Yusuf Yazıcı'yı aldı ama pek bir şey değişmedi. 75'te Wilson Eduardo 4-0 ve 78'de de Yusuf Özdemir 5-0 maçın skoru oldu. Maç sonu Abdullah Avcı'dan istifa sinyali geldi. Bugün sıcak gelişmeler olabilir Trabzonspor cephesinde. Yönetim kurulu tahmin ediyoruz ki olağanüstü toplanacak. Bordo Mavili ekip de oradan sürpriz bir karar da çıkabilir. Abdullah Avcı kendi de bırakabilir. Bakalım neler yaşanacak onu hep birlikte göreceğiz. Maçı da birazdan Ali abiyle birlikte detaylı şekilde konuşacağız. Aynı saatte saat 20'de İstanbulspor Gaziantep mücadelesi vardı. Bu maçta 1-1 eşitlikle sona erdi. Yevtoviç 38. dakikada Gaziantep'i 1-0 öne geçirmişti. 90 artı 12'de İstanbulspor Etemi'nin penaltı golüyle beraberliği kopardı. Aslında Gaziantep gördüğünüz gibi galibiyete daha yakın taraftı. Onların da uzun bir galibiyet hasreti var. Bundan önce 6 maçtır kazanamıyorlardı. Üst üste 7. karşılaşma olduğu galibiyete hasret Gaziantep ki bu haftada ayın 15'inde Fenerbahçe'yi konuk edecekler. Zor bir karşılaşma olacak onlar adına da. Ve günün ilk maçı yine tartışmalarla dolu bir karşılaşma bugün. İşimiz bir hayli zor olacak tahmin ediyorum ki. Başakşehir-Adana Demirspor mücadelesi. Başakşehir maçı 2-1 kazandı. Önce 52'de Deniz Türç'ün penaltı golü geldi. 58'de Samet Akaydın kornerden kafa golüyle maçı beraberliğe getirdi. Ve 62'de de Serdar Gürler sahneye çıktı. Skor 2-1 oldu. Maç da bu skorla sona erdi. Tabi golden önce topun hakem Arda kardeşlere çarpması Adana Demirspor cephesinin itirazlarına sebep oldu. Penaltı konusunda yine itirazı var. Adana Demirspor cephesinin Montella'nın isyanı var. Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanı hem maç içerisinde çok sinirlendiğini gördük. Bir tartışma yaşadığı tribünlerde. Hem de maç sonu basın mensuplarına çok sert açıklamalarda bulundu. Ligin önceden dizayn edildiğini, dört büyükler harici kullanan bir takım daha olduğunu, onun da Başakşehir olduğunu ifade etti. Artık transfer yapmamıza gerek yok, her şey belirlenmiş dedi. Çok sert, fevri, tabii bir yandan duygusal da açıklamalar gördük Murat Sancak'tan maçı konuşurken. Bu detayları da elbette sizlere aktaracağız. Hani ben üstün körü özet olarak geçiyorum. Detaylarını programda daha uzun uzadıya aktaracağımızı söyleyelim. Tabii Başakşehir bu galibiyetle önemli bir avantaj elde etti. Sonuçta direkt rakibiydi. Adana Demirspor puan farkı 1'di. Bu karşılaşma öncesi Başakşehir kazanarak Adana Demirspor'la puan farkını 4'e çıkardı. Fenerbahçe'nin de bir puan gerisine geldi. Şu an ligde
3. basamakta yer alıyor. Başakşehir Galatasaray'ın 39 puanı var. 39, 35, 34 diye gidiyor. 30 puanlı Adana Demirspor 4. Bir maçı eksik Beşiktaş 29 puanla 5. Eksik Antalya Spor maçını kazandığı anda puanını 32 yapacak siyah beyazlar ve lider Galatasaray'ın da 7 puan arkasına gelecek. Onun aşağısında Trabzonspor 29 puanla 6. Konyaspor 27 puanla 7. basamakta. Alanyaspor dünkü galibiyetle birlikte puanını 24 yaptı. 8. basamağa yükseldi. Kayserispor'u geçti. Kayseri de üstüne 4 haftadır kaybediyor. 9. basamakta 23 puanla. Karagümrük 20 puanla 10. Gaziantep, Ankara Gücü, Giresunspor 19'ar puanla 11, 12 ve 13. basamakta yer almaktalar. Kasımpaşa 18 puanı var 14. Küme düşme hattının hemen üzerindeki Antalyaspor'un puanı 17. Aynı puanda averajla Hatayspor 16. 15 puanlı Sivasspor 17. 14 puanlı Ümraniyespor ki son 3 haftada 2 galibiyet bir beraberlik 14 puana yükseldiler ama 18. basamaktan kurtulamadılar ve İstanbulspor da ligin sonuncusu şu anda puanı 12. Ligdeki tabloda bu şekilde. Notlarım arasında tabii çok transfer haberi var. Resmi olarak Halil Akbunar Türkiye'ye döndü. Süper Lig'e dönmesini açıkçası bekliyordum ama kendisi 1. Lig'e döndü. Eyüpspor transferi dün resmi olarak açıkladı. Galatasaray'ın Hacı Wright'a olan ilgisi dün gündem oldu. Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğu söyleniyor. Galatasaray'da sol bek arayışları devam ediyor gündemde. Sürpriz bir isim vardı, Güray Vural. Onunla ilgili detayları bugün paylaşırız. Beşiktaş, Weghorst'la ilgili dün resmi açıklamayı yaptı. Aslında beklenti işte bugün itibariyle Weghorst'un ayrılmasıydı ama Beşiktaş net bir dilde bu çıkan haberleri, serbest kalma bedeli tarzı haberleri yalanladı. Oradaki sıcak gelişme bu. Aboubakar'ın menajerinden açıklama var. Dele Alli ile ilgili Sky Sports'un bir haberi var. Fenerbahçe artık Samet Akaydın için gün sayıyor dün. Samet de sosyal medya hesabından Adana Demirspor'a vedayı etti. Vallahi gördüğünüz gibi transfer gündemi de yok. Avrupa'da da sürpriz gelişmeler var. Joao Felix'in Chelsea'ye transferi gibi. Bugün tahmin ediyorum ki dolu dolu bir program olacak. Özete sığmadı neredeyse gelişmeler. Şimdi aramızı verelim. Şarkı aramızı verelim. Hakan, reklamı da verelim. Sonra buradayız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. %7.16 saatlerimiz Alanyaspor Trabzonspor maçıyla yorumlamaya başlayalım. Dün herhalde maç öncesi kimsenin Alanyasporlar, en fanatik Alanyasporların da aklına gelmeyecek bir skor ortaya çıktı. Çünkü Alanyaspor bu tarz karşılaşmalarda Farioli döneminde özellikle çok zorlanıyordu. Geçen sene Trabzonspor karşısında yine Alanya'da 4-0'lık bir mağlubiyet vardı. Bu sezon mesela Fenerbahçe karşılaşması deplasmandaydı, Kadıköy'e gitmişti Alanyaspor, 5-0 kaybetmişti. Tabii işte Galatasaray maçı var, biraz tartışmalı bir karşılaşma ama 2-2 bitti ama genel olarak Alanyaspor bu tarz büyük takımlara karşı fark yiyen, 3 gol, 4 gol, 5 gol yiyen taraf oluyordu. Dün de maç öyle bir başladı ki diğer maçlardan farkı yoktu. Yani Trabzon İlk 10 dakika içinde 2-0 öne geçse ben şaşırmazdım. Çok hata yaptı Alanyaspor. Yine geriden çıkarken Pereira mesela ilk hatayı o yaptı. Trezeguet çok aceleci davrandı. Solda bomboş arkadaşı varken sol ayakta çok kötü bir şut çekti. Orada mesela 1-0 olabilirdi. Bir kontrada yine bomboş yakaladılar. Umut Bozok çok kötü değerlendirdi. Aşıtmayı out'a vurdu. Orada aslında iyi sinyaller vardı Trabzonspor cephesinde. Maç rahat geçebilir diye düşünüyordum. Ama işte orada golü bulamadı. Alanyaspor golü bulunca bu sefer Trabzonspor biraz zorlanmaya başladı. Bir 20 dakika yine 1-0 gitti karşılaşma. Trabzon yine etkili olmaya çalıştı ama 2-0'dan sonra Trabzonspor da adeta dağıldı. İkinci yarı değişiklikler felaket. Hani üçlü bir savunmaya döndü. Abdullah Avcı Gıbamen'i orta sahaya attı ama o da pek işe yaramadı. İkinci yarıda da genelde böyle uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. Trabzonspor çok pas yaptı. Çok pas yapıyor bu sezon. Son dönemde pas rekorları kırdı. Dün de 600'ün üzeri
pas ekrana geldi. Kaçla bitirdiler bilmiyorum ama 3. bölgede çok etkili olamadığını gördük ve skorda 5-0 olunca haliyle Abdullah Avcı'nın da geleceği tartışılmaya başlandı. Çünkü bu sezon 1 değil 2 değil hani bu tarz farklı mağlubiyetler. Antalya karşısında 5-2, Karagümrük karşısında 4-1 ki Adana Demirspor maçı da var mesela 3-2 kaybedilen. Değil mi o karşılaşma? Tabii 3-2 kaybedildi. Üzerine bu maç 5-0. Kariyerinde böyle bir sezon yok Abdullah Avcı'nın haliyle. Dün de istifa sinyali verdi. Sen neyi eksik gördün Trabzonspor'da? Katılıyor musun maç başlangıcının iyi olduğunu ama 1-0'dan sonra o ilk gol Trabzon'un ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi herhalde. Evet, Trabzonspor açısından hakikaten ilginç bir sezon oluyor. Ama Trabzonspor'la ilgili konuşurken geçen seneden itibaren başlayarak bu sene yaptığımız yorumlar aslında tespitlerin ya da herkesin genel olarak düşüncesinin 3 aşağı 5 yukarı doğru olduğunu da gösteriyordu. Dün Trabzonspor evet maça Alanyaspor'a göre daha iyi başladı. Fakat mesela geçen seneki Alanyaspor Trabzonspor maçı gibi değildi. Mesela orada Siopis'le Dorukhan Alanyaspor'u dağıtmaya yetmişti baskıyla beraber. Hatta ikisini beraber kullanıp adeta yok etmişti Alanya savunmasını ve taktiğini. Fakat bu kez Alanyaspor evet ilk 10 dakika böyle bir acaba geriden oyun kurayım mı diye düşünürken ondan sonra bence çabuk vazgeçti. Ama golü de yine geriden oyun kurarak buldu. Onu da unutmayalım. Yani orada da çok riske girdiler. Kaybetse belki kalesine pozisyon. Lusamba çıktı o presten. Devamı gol oldu. Aslında 1-0'a kadar bence oyun anlayışını öyle çok değiştirmedi. Ama şöyle. Sonra mesela, değiştirdi. Gunnarsson kaleci. Runarsson. Özür dilerim. Runarsson out atışı kullanacak. Yanında iki tane Alanyasporlu oyuncu, bir oyuncu da ceza sahasının içerisinde, iki oyuncu da çizgide duruyor. Yani orada 5 tane Alanyasporlu oyuncu var. Sahanın geri kalanında 5 tane Alanyasporlu oyuncu var. Orada Trabzonspor pres yapmaya çalışır gibi oldu. İşte mesela Fatih bir tane vurdu. Top Trabzonspor yarı alanına geçti. Kimse yok mesela. Öyle. Ama genelde Alanyaspor o tarz preslerde illa pas yapmaya çalışırdı. Bu kez Fatih uzun vurdu. Hani bunu Fairoli de söylemişti. Hı hı. Bizde öyle Allah'ın emri değil demişti. İlla ayağa çıkacağız diye bir şey yok. Oyuncuların karar vermesi gerekiyor. Öyle bir iki tane de başarısız uzun top denemesi yaptı Alanyaspor. Ama Trabzonspor bir kaptığı pozisyonda yani Trezeguet'in kaptığı pozisyonda Pereira'ydı değil mi oyuncu? Pereira'nın aslında orada fazla toplu oynaması, pas değil de dripling yapmasıyla topu kaptırdı. Öteki pozisyonda dediğin gibi kontrol oldu. Ama pas açısı aradı orada bulamayınca böyle panik yaptı. Uzun da vurmaya hani, vakti yetmedi. Yani orada risk alabilirdi, direkt vurabilirdi uzağa doğru. Onu yapmadı. Daha doğru kullanmaya çalıştı ama dripling sonucunda kaybettiği bir top oldu. Genelde Alanyaspor çünkü hani mesela Galatasaray maçında da öyle olmuştu. İşte pas yapmaya çalışırken o pas tercihi kötü. Ondan sonra top rakibe gidiyor. Galatasaray'ın ikinci golü öyleydi zannedersem. Bu sezonki maçta. Hani bomboş pozisyonda ceza sahası içerisinde top kalmıştı. Bunun yanında sen Alanyaspor'u söyledin şimdi sadece geçen seneki maç değil. Bu sene Alanya'da oynanan Beşiktaş maçı. Beşiktaş kısa sürede maçı 3-0'a getirmişti. Doğru. Ondan sonra kırmızı kartla dönen bir karşılaşma oldu. İstanbul'da Galatasaray 2-0 öne geçti. 5-0 öne geçebilirdi. Kırmızı kartla beraber Galatasaray'ın dengesi bozulup ondan sonra Alanyaspor geri dönmüştü. Ama bu kez ben tekrar söylüyorum yani ne Alanyaspor'un maç başlangıcı Beşiktaş ve Galatasaray maçındaki gibiydi ne de Trabzonspor'un maç başlangıcı Galatasaray ve Beşiktaş'ınki gibiydi. Yani Trabzonspor'un ben daha zayıf başladığını düşünüyorum. O 10 dakikada 2 tane pozisyon var. Ya da onlar da çok pozisyonda gibi değil ama hani çünkü Umut Bozok normal evet, şartlarda karşı karşıya orada yani, şimdi. Yani çok uzaktan Umut Bozok vurdu. Atar. Çok uzaktan vurdu. Ama yani orada. Abi bence net pozisyon. İkisi de yani Trezeguet'inki de çok net pozisyon. Yani pozisyon orada topla buluştuğu yer soldaki boş arkadaşı hani ben ikisi de net olarak değerlendiriyorum. Yani ben öyle o kadar böyle %100 diye değerlendireceğim pozisyonlar değil. Neticede ondan sonrası özellikle işin 1-0'dan sonrası ki Trabzonspor ve Alanyaspor ligde topu en fazla sahip olan takımlar. Ama Alanyaspor Fairoli herhalde ya bu maçı özel düşündü Trabzonspor'la alakalı ya da
takımının da böyle bir oyun oynayabileceğini düşündü. Ve 1-0 sonrası bence her alanda Alanya Spor hem kenar yönetimi olarak hem de sağ içindeki oyuncuların uygulaması olarak Trabzonspor'un çok üstünde bir oyun oynadı. Şimdi ilk yarı bittiğinde Trabzonspor'un %71 toplu oynaması var. %71 Trabzonspor toplu oynarken Trabzonspor kendi ortalamasının neredeyse %10 üzerinde bir toplu oynamayla bitirdiği ilk yarıyı. Alanya Spor'da hani kendi ortalaması neredeyse yarı yarıya az. Ama Trabzonspor'un rakip ceza sahada topla buluşması sadece 9'du. 9 kez topla buluşabildi Trabzonspor. %71 topla oynarken. Bir korner atabildi %71 topla oynarken. Ve Alanya Spor hani topu rakibe verdiği zaman da iyi işler yapabileceğini, hatta daha iyi işler yapabileceğini bana sorarsan o ilk gol sonrası maçın neredeyse tamamında hani ilk golle 5. gol arasında olan bölümde rahat rahat gösterdi. Yani sen söylüyorsun Trabzonspor'un ikinci yarıda şutu var. Bir tanesi hani Yusuf Yazıcı'nın kalecinin direkt üzerine gelen topu, bir de Bakasetis'in olağanüstü bir şutu vardı. Başka bir şey üretemedi Trabzonspor. Ceza sahasına girmekte rakip yarı alanda pas yaparken Alanya Spor'un dengesini bozabilmekte Trabzonspor çok yetersiz kaldı. Bazı anlamadığım şeyler oldu. Mesela Bartra neden yedekti? Neden Gıbemen'i tercih etti acaba? Eğer bu kadar Trabzonspor 1-0 gerideyken ya da işte maçın başında fazla toplu oynayacaksa acaba topa çok iyi yön veren bir Hamşik bu tarz bir oyunda daha etkili olamaz mıydı? Daha iyi işler yapamaz mıydı? Onları düşünüyor insan tabii ama bunlar hep şeyle alakalı. Hani skorla alakalı. İnsan düşünüyor şimdi 1-0 geriye düşüyor Trabzonspor. Düşünüyorsun 2-0 geriye düşüyor. Düşünüyorsun acaba ne olabilir, ne yapabilir diye. Abdullah Avcı ilk yarıda müdahale etmedi takımına. İkinci yarının başında müdahale etti. Senin dediğin gibi bir üçlü savunmaya dönüş oldu ama Trabzonspor adına hani maçın ikinci yarısında da ben hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyorum. Üçlü savunmaya döndü. Trezeguet bitti. Yani ilk yarı o kadar hareketli Trezeguet. Ben sağ kanatta da iyi oynayabildiğini düşünüyordum. Sağ kanatta oynadı Naci'nin varlığında. Çok hareketliydi. Topla çok haşır neşirdi. En tehditkar oyuncusuydu bence Trabzonspor'un. İkinci yarı üçlüye döndü. Trezeguet ortalıktan kayboldu. İşte hareketli ama mesela bak onu seninle geçen hafta konuşmuştuk. Sağda mı solda mı diye. Hatta işte sen sağda da aynı derecede etkili oluyor dedin. Sağdayken pozisyonu yakaladı. Ama sol ayağıyla vurduğu şutu gördün. Nereye gittiğini topun. Şimdi solda oynadığı zaman öyle olmuyor. Solda oynadığı zaman, içeri girdiği zaman kuvvetli ve iyi ayağıyla şut çekebiliyor Trezeguet. Ama sola içeri girdiği zaman zaten ters ayağında oluyor top ve topu kullanma becerisi ya çizgiye doğru inmek zorunda kalıyor Trezeguet. Yani kaleden uzak. Orada bir işte pivot santrofor olması lazım sanki Trezeguet sağ tarafta olduğu zaman eğer gerekli aksiyonu yapacaksa Trezeguet. Çünkü topu çektiği nokta kaleden uzaklaşıyor Trezeguet'in sağ yandayken. O yüzden bence sağda verimsiz Trezeguet. O öteki tarafta çalım attığı zaman ki rahat çalım atan bir oyuncu. Dribling yaptığı zaman güçlü ayağını topu alıyor. Orta tercihi de şut tercihi de sağ ayağını aldığına göre daha iyi oluyor. Çünkü sağ tarafta o aksiyonu yaptığını düşün. Şimdi oyuncu geçti. Ama muhtemelen taç çizgisine yakın değil mi? Evet. Ya da taç çizgisinden 2 metre 3 metre içeride. Orada artık sağ ayağıyla bir orta yapacak. Ve orta yaptığı mesafe işte kaleye yaklaşık 35-40 metre bir mesafe olacak. Ya da penaltı noktasına doğru. Şimdi orada yaptığı işle sol tarafta sağına çekip kaleye doğru yaklaşırken görerek bilerek daha iyi açısıyla yaptığı iş bence arasında ciddi fark var Trezeguet'in. Bu tabii tartışılır. Bu oyun görüşü. İkinci yarıda da hiçbir şey değişmedi ki hani Alanya Spor ilk yarıda işte Pereira'yı kaybetti. Ona rağmen o eksiğe rağmen Alanya Spor'un oyunu hiç bozulmadı. Ahmet Hasan iyiydi. Efecan attığı gol çok klastı. Ters ayarlı çok iyi bir vuruş yaptı. Ahmet Hasan ikinci golde hani o kadar orayı karıştırdı ama bence Hugo'nun yediği çalım çok basit bir çalım orada. Üçüncü gol zaten bir skandal.
Trabzonspor açısından. Yani o kadar basit bir gol yenmez gibi duruyor normal şartlarda. Uğurcan geçen senenin yıldızı ama bu sene İstatistik var, ben söyleyeyim sana, hiç bakma. Kurtarış yüzdesini söyleyeceksin. Bu sezon 10 artı maça çıkan, ama istatistik vardı. Başkaysa sen bak. Sen kaleciler listesinde yok Uğurcan. Bu sezon Süper Lig'de, evet, 10 artı maça çıkan kaleciler arasında en düşük kurtarış yüzdesine sahip isim, evet, Uğurcan Çakır. %56.1. Geçen sezon %78.9. Yani %22.8'lik fark var. Ondan önceki sezon %76.6. %73.9, %75, ilk sezonda da %64.7, en kötü sezonunu yaşıyor. 6. sezonu Uğurcan Çakır'ın. Yani biz Uğurcan'la ilgili neler gördük ama bu kadar da hani her topun gol olduğu bir... 5'te 5 oldu, sonda çıkardı bir tane. 6. isabetli şutu, evet, maç sonunda çıkardı. 6-0 oynadı sadece. Yani 2 şutu normal şartlarda Uğurcan'ın yememesi gerekirdi, bu yenilen 5 golün içerisinde 2 tane golü yememesi gerekirdi diye düşünüyorum. Orada ciddi bir sıkıntı var. Savunmada az önce bahsettim, yani mesela ikinci yarıda bilmiyorum katılır mısın, Gvemen orta sahaya geçince bence daha iyi işler yaptı. Topla mı? Yani topla daha iyi işler yapıyor oyuncu, ben öyle düşünüyorum. Ama işte stoperde de onu Bartra gibi kullanmaya çalışıyor. Topu oyuna soksun, uzun diagonal paslar atsın. Herhalde o yüzden tercih ediyor. Orta sahada yer bulamadığı için mi savunmaya gidiyor? Ya stoperden memnun değil. Stoperden Bartra'dan, memnun olmadığı için mi? Acaba Dansville'den. Hangisi? Ben de Bartra ve Dansville'den memnun olmadığını düşündüm. Yoksa Siopis'i yerine orta sahada ilk 11'de tercih edebilir. Bartra'yı da 11'e alabilirdi. Yani ama yapmadı bu maçta. Genel olarak bir uyumsuzluk var. Bu arada stoper demişken dün Efecan Karaca'nın da maç sonu bir şey olmuş, açıklaması olmuş. Şöyle diyor, Trabzonspor'un sol stoperine, yani Vitor Hugo'ya özellikle bıraktık topu. Öbür her yeri kapattık. Sol stoperinin iyi top kullanamadığını biliyorduk. Hep arkaya koşu yapmamızı söyledi. Bütün golleri de öyle attık demiş. Farioli'ye burada da. Evet. Şeyi çıkarmış Efecan Karaca. Payı Farioli'ye vermiş. Ben ilk kez Farioli'nin bir 90 dakikada büyüklere karşı anlayışını beğendim. Hoşuma gitti. İşte o hep beni biraz rahatsız eden o inat olayından vazgeçtiğini ve bu şekilde oynayarak da çok daha farklı işler yapabileceğini gösterdiği ve bence yani Trabzonspor teknik heyetine de üstünlük sağladığı bir 90 dakika oldu. Peki ilk golü yeseydi aynı şekilde devam edebilir miydi? Ben de dün maç 0-0'da tam olarak bunu düşündüm. Yani maç buradan acaba Alanyaspor'a döner mi diye. Çünkü maç 1-0, 2-0 bence Trabzon lehine gidebilirdi. Ve ondan sonra Trabzon'un oyun anlayışı böyle devam eder miydi? Alanya topu daha çok Trabzon'a bırakır mıydı? Emin değilim. Mesela bu sezonda bir istatistik var. Alanya'nın kazandığı 6 maçta 6 galibiyeti var. Toplu oynama oranı %48.8. Puan kaybetti 12 karşılaşmada %63.8. Bu biraz bence ilk golü atıp yemekle de alakalı. Geçerli. İşte Alanyaspor için daha geçerli gibi. Ama mesela Fenerbahçe için çok geçerli değil ya. Fenerbahçe önde olsa da geride olsa da aynı oyun anlayışını sahaya sürüyor. Bu sezon onu istatistik üzerinden takım boyundan vermiştik. Alanya'da biraz daha sanki bu tamam, yerleşik. Hani Alanya'da olabilir ama genelliyersen her takım için aynı şey geçerli. Yani sen toplu oynamanın ilk golden sonra değiştiğini her takımda 3 aşağı 5 yukarı görebilirsin. Tabii 1-0 Trabzonspor öne geçse hikaye nasıl olurdu? Bunu tahmin etmek kolay değil. Ancak Trabzonspor'da işte sadece bu maç özelinde değil zaten. Hani geriye gidiyorsun, Giresunspor karşılaşması. Yani 1-0, 0-0'da öyle Trabzonspor'un çok müthiş oynadığı ya da rakibini ezdiği bir karşılaşma değil. Bir tık geriye gidiyorsun, işte Karagümrük mücadelesi. Ondan önce Fenerbahçe karşılaşması. Ayrı bir motivasyon. İşte milli ara dönüşü. Hani Trabzonspor için bu sezon zaten hiç genel anlamıyla istikrara dair bir şey söyleyemedik. O istikrarsızlık Trabzonspor'da hep vardı. Şimdi işte tutan devreden çıktı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Geçen sene en büyük farklardan bir tanesi. Yani o tutan artık yok. Geçen seneki Uğurcan ortada yok. Bunun yanında Vakeme gibi işte maçlar kötü olduğu anda bireysel beceriyle ortaya çıkan, gol ya da asist yapan bir isim de sürekli olarak çıkmadı. Yani Trezeguet şu an belki o oyuncu grubu içerisinde, ön bölgede oynayan oyuncu grubu içerisinde en formda olan oyuncu. Ama yani onun da işte skor katkısı özellikle böyle kritik anlarda
Yani işler kötüye gittiği zaman. Şimdi 3-0'dan sonra 4. golü atmakla 1-0 gerideyken ya da 0-0 giderken ilk gol atmak arasında ciddi fark var. Hele Trezeguet tarzı oyuncularda. Çünkü 1-0'da rakibi kırıyorsun, 2-0'da rakibi kırıyorsun, artık 3-0'da direnci bitiyor. Ondan sonrası kolay senin için. Oyun disiplini kalmıyor. Sen daha fazla boş alanda topla buluşuyorsun ve skor yapabilirsin. Ama 0-0'da rakip daha dirençliyken, 1-0'da artık iyice özgüveni bulmuşken, daha birbirine yakın oynarken, savunmasını kapatmışken, o zaman Wakayeme'nin farkı ortaya çıkıyordu. Yani o bir çalımla tek şeyde, harekette işi bitirebiliyordu. O da devreden çıktı Trabzonspor'da. Yani şimdi geçen seneki en büyük fark yaratan iki oyuncudan, iki MVP'den bir tanesi gitti. Bir tanesi de kendinde değil. Bu zaten büyük bir sorundu sezon başından beri Trabzonspor açısından. Onun dışında Abdullah Avcı'nın söyledikleri enteresan. Yani her şeyi denedik, deniyoruz diyor. Teknik heyet olarak. Ama olmuyor diyor. Net şekilde. Çünkü Abdullah Avcı biliyorsun hani Kasım ayını işaret etmişti. Kasım ayı geldi. Trabzonspor zaten Dünya Kupası arasına giderken son 5 maçın bir tanesini kazanmıştı. 4 beraberliği vardı. Ama zirvedeki takımlar o kadar fazla uzaklaşmadığı için büyük problem olarak gözükmüyordu. Sonuçta Trabzonspor'un halihazırda iyi bir kadrosu var. Ama biraz Galatasaray gaza basınca, biraz dedin tabii çok gaza bastı Galatasaray ama aradaki fark açıldı. Trabzonspor'un da puan kayıplarıyla beraber iş bu noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte herhalde Abdullah Avcı'nın açıklamalarını da değerlendiririz diyeyim ve sözü sana bırakayım. Sözü reklama bırakalım. 7.35 oldu uzun uza diye bir girişte yaptık Trabzon maçına. Aradan sonra diğer açıklamalar vesaire devam ederiz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...7.43 saatlerimiz, Alanya Spor Trabzon Spor maçını, saha içini biraz konuştuk. Şimdi saha dışına çıkalım. Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamalarını okuyacağım. Hep oyunu konuşuyoruz demiş. Bugün oyunun planında ilk 13 dakikası hani doğru uyguladık diyor. Maksimum 3 tane net pozisyon yakaladık. Bu arada yani yazılı okuyorum da yazılı olarak çok cümleler biraz düşük kalabilir. Bu oyunu kendimize çevirmek için değerlendirmek gerekiyor. Dönen toplar gol oldu. Tepki vermememiz geçici olmayan bir durum gibi duruyor. Oyunda tepki vermemek, kazanmak için içine girmemek geçici durmuyor. Deplasmanda 4 gol, 5 gol benim alışık olmadığım bir süreci yaşıyoruz demiş. Hastalıklı bir durum var gibi. Oyuncuyu, formasyonu değiştiriyoruz. Bir sürü şey deniyoruz. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Benim alışık olmadığım bir durum diye tekrarlamış. Değerlendirme yapmak lazım. Genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ekip olarak deniyoruz. Geri dönüşler alamıyoruz. 26 aydır buradayım. Özel işler oldu. Harika işler oldu. Bütün taraftarlardan cami adına özür diliyorum. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım diyor Abdullah Avcı. Yani bu değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım ifadesi. Ki daha önce okuduğum cümlelerde sanki istifaya doğru gidiyor. Yani ben bu oyuncu grubuna her şeyi denedim. Olmuyor yani. Ya oyuncuları gönderin ya beni gönderin ya da ben gideyim. Bu açıklamaların sonu bu. Bütün oyuncuları gönderemeyeceğine göre Trabzonspor herhalde Abdullah Avcı'yla daha kolay olan çözüm yolları ayırmak olur. Ben öyle algılıyorum bu açıklamaları. Ben çok emin değilim. Hani Trabzonspor Abdullah Avcı'yı göndermeli mi? Kendi istifa edebilir bu arada. Hani kendi tabii istifa edebilir. O da bir ihtimal dahilinde. Şimdi Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın hani ben her türlü müdahaleyi yapıyorum. Geçici olarak bir şeyler alıyoruz ama sürekli olmuyor. İstikrarlı olmuyor tarzı bir açıklaması var. Zaten bunu da 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsun. Yani işte Trabzonspor bu sene Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye yenilmedi değil mi? Evet. Galatasaray maçı? 0-0 bitti o maç. 0-0 bitti. Ama Galatasaray'ın daha üstün olduğu deplasmanda olsa da bir karşılaşmaydı. Ama yenilmedi o maçlarda. Yani oyuncular belli bir seviyeye çıktılar o karşılaşmalarda.
Ama işte Antalya deplasmanı, Karagümrük deplasmanı, Alanya deplasmanı 14 tane gol yiyen, 3 tane mağlubiyet alan bir takım var. Bu hafta da Başakşehir maçı var bu arada iç sahada Trabzon'da. Bu hafta da Başakşehir maçı var. Kapanışı ilk yarıyı öyle yapacaklar. Evet, yani Trabzonspor hep böyle kötü bir sonuç aldı. Ondan sonra bir tepki verdi ama o tepki istikrara çeviremedi. Temel problem bu. Peki bu neden olur takımlarda? Neden olur? Genelde konsantrasyonla açıklanabilir. Çünkü sen tek maçta performans verebiliyorsun. Biraz daha normalde kazanman gereken. Çünkü mesela Karagümrük mücadelesi. Şimdi Karagümrük'te evet bir çıkış olduğunun farkındayım ama Karagümrük şartları itibariyle zor bir deplasman değil. Şimdi zor bir karşılaşma oynarsın. Fenerbahçe maçıdır bu. İşte Fenerbahçe'yi yendin. O konsantrasyonu gösterdi. Çünkü camia için çok önemli maç. Oyuncular için çok önemli maç. Ondan sonra mesela deplasman Konya deplasmanıdır. Kırıcı deplasmandır. Takım serttir, rakip serttir. Zemin zordur, taraftar vardır. Orada mesela bir kötü sonuç olabilir. Ama şimdi Karagümrük deplasmanının bence çok bir açıklaması yok. İstanbul'dasın. Ne olursa olsun seyirci üstünlüğü sende. Zeminle ilgili bir sıkıntı yok. Neredeyse tarafsız sahada bir maç oynuyorsun. Seyahat de zor değil. Pat diye uçakla gidiyorsun. Her zaman gittiğin bir yer. Bildiğin bir yer. Karagümrük de öyle hani mesela çok üst düzey kırıcı bir savunma takımı da değil. Değil mi? Yani çok sert bir takım olur. Çatır çatır oynar. Sen o gün işte fizik olarak yerinde değilsindir, gününde değilsindir. Adamlar seni sahada döver, o puanı alır. Öyle bir durum da yok Karagümrük adına. Şimdi bunları neden söylüyorum? Bunlar bana hep şeyi düşündürüyor. Oyuncuların konsantrasyonu yeterli seviyede değil. Bir türlü o istenilen mental gücü veremiyor Trabzonsporlu oyuncular. Bu neden olur? Ağırlıklı olarak rehavetten olur dersin. Hani üst üste başarılar kazanan bir takımın rehaveti dersin. O takımla bu takım arasında bayağı değişiklik var. Oyuncuların çoğu yeni. Aynen. Onu nasıl açıklayacağız o zaman? Yani Trabzonspor'da çözülemeyen bir şeyler var. Çünkü Abdullah Avcı da zaten aynı şeyi söylüyor. Hani o da diyor ki her şeyi denedik, deniyoruz. Cevap vermiyor diyor. Çünkü öteki türlü olsa, hani dediğim gibi rehavet olsa, geçen seneki takımın birebir aynısı olsa, o zaman diyeceğim ki hani bu takımda rekabet yaratılmadı. Bazen öyle söyleriz çünkü. Rekabet olması gerekirdi. Oyuncular o rehavete kapıldı. O yüzden istikrarlı bir şekilde performans veremiyor. Öyle bir durum da yok. Burada rekabet de var. Yani orta sahada acayip bir forma rekabet var. Hem yeni bir takım var. Santrafor'da rekabet var. Stoper'de rekabet var. Evet. Kanat biraz zayıf. Bekler biraz zayıf ama. O da yeni. Bak kanat da yeni. Yani. Trezege yeni oyuncu. Tabii. Yani o da Eren Larsen yeni beklerdi. Rehavete kapılacak bir durumu yok. O yüzden Trabzonspor'u bence öyle kimse çok kolay kolay şu ya da bu sebeple diye açıklayamaz. Böyle durumlarda işte teknik adamla senin dediğin gibi devam mı edersin? Yoksa takımın tamamını değiştiremeyeceğin için yeni bir teknik adam mı getirirsin? Bu futbolda zaten güzel tartışmalardan bir tanesi. Şampiyon olan teknik adamın bir kredisi var mıdır? O kredi nereye kadardır? Trabzonspor'un bu sezonki hedefi ne olarak güncellenmiştir? Yani Trabzonspor hala kendini şampiyon olabilecek seviyede görüyor mu bu sezon? Yoksa en iyi ihtimal Avrupa Kupaları olarak mı düşünüyor? Öyle bir hedef güncellemesi yaptı mı? O hedefe ulaşabilir mi? İşte bunları düşünüp bunları değerlendirmek gerekiyor. Ancak oyuncuların da bireysel olarak bu formsuzluğu ve bir noktada vurdum duymazlığı da oyuncu kısmının da aslında kendi üzerine düşeni pek yapmadığının bir işaretidir. Mesela ben Umut Bozok'u çok beğeniyorum. Ama Umut Bozok da dün mesela bence neden yedek kaldığını oyunda kaldığı süre içerisinde biraz gösterdi. Neyini beğenmedin dün Umut Bozok'un? Çok savruk gördüm. O pozisyon öyle şeyleri seviyor Umut Bozok. Yani acele hemen iyi tek vuruşlar yapmak istiyor. Pozisyonla ilgileştirmiyorum ama bir önceki karşılaşmada da süre aldım almadı mı da yedek kaldığı almadı. Janine oyuna girdi. Sonradan oyuna girdiği bir karşılaşma var. Bir önceki o zaman. Son maç çünkü Maxi oynadı. Janine sonra tercih edildi. Fenerbahçe maçında golleri kaçırmıştı. Hı-hı. Değil mi? Evet. Fenerbahçe maçından sonra Karagümrük maçı vardı. Orada oynadı mı? Bir maçta daha aradaki bir maçta daha onu yine pek beğenmemiştim Umut Bozok'u. Biraz böyle savruk ve dağınık gelmişti. Neticede oyuncuların da ben bireysel anlamda işte başta Uğurcan olmak üzere
kendi performanslarının altında kaldığını düşünüyorum. Ha, o teknik adamın sorumluluğu mudur? Evet. Ama teknik adam da mesela Uğurcan'la ya da formu düşük bir başka oyuncuyla Abdullah Avcı'nın ya da ekibinin konuşmama ihtimali olduğunu da zannetmiyorum. Yani gereken uyarılar yapılmıştır. Zaten Abdullah Avcı'nın sözlerinden onu anlıyorsun. Her şeyi denedik sözünden anlıyorsun. Ama işte bu müdahalelere cevap vermeyen bir takım var. Uzattım ama bir şey daha söyleyeyim. Burada da bir şey daha gündeme gelir. Acaba teknik adam soyunma odasını kaybetti mi? Bir de futbolda bu konuşulur. Yani her şeyi deniyorsun. Artık takım cevap vermiyor. Neden cevap vermez? Onun da bir sebebi vardır diye aynen düşünülür. O da soyunma odasını kaybetti derler futbolda. Bilemiyorum öyle mi? Onu hani... ben de bilemiyorum ama hani ben şeyleri izledim biliyorsun. Siyopis'te Bakasetas'ın işte 24 saat. Siyopis'te 24 saat. Bakasetas'ta 24 saat. YouTube hesabından Trabzonspor paylaştı. Bir gösterge midir bilmiyorum ama iki oyuncunun da böyle Abdullah Avcı ile çok sıcak olmadığını o videodan anlıyorsun. Çünkü herkese Kakara, Kikiri, antrenörlerle öyle, masörüyle öyle, futbolcularla öyle ama Abdullah Avcı ve ekibine dair herhangi bir şey yok mesela o videolarda. Bunu garipsemiştim. Söyledim ben bir programda daha söyledim. Hani bu tamamen Abdullah Avcı oyuncuları kaybetti demek değil. Bu ben çok kısıtlı bir video görüyorum. Yani gördüğüm 25-30 dakikalık bir kesit. Belki videoya yansımayan çok sıcak görüntüler de vardır ama orada paylaşılan kısımda yoktu. Orada acaba mı diye bir aklıma bir şey gelmişti ama daha geçen sezon şampiyon oldu bu takım. Hani bu kadar kısa sürede ne olacak? Şampiyon olurken de mi acaba çok iyi değildi de şampiyon olundu diye halı altına süpürüldü. İşte oraları bilmemiz mümkün değil. Değil işte. Oralarda Trabzonspor yönetiminin devreye girmesi lazım. Trabzonspor yönetimi o takımdaki havayı koklayıp ona göre karar alması lazım. Şimdi ne kadar iyi teknik adam olursan ol bir noktada eğer soyunma odasını kaybediyorsan çok fazla yapabileceğin bir şey yok. Gitme zamanı gelmiştir. Ama öyle bir durum yoksa Abdullah Avcı Trabzonspor'la uyum yakalayan bir teknik adam. O zaman Abdullah Avcı'ya güvenmek gerekir. Ama tekrar söylüyorum. Yani soyunma odasını kaybetmek çok iyi taktisyen olmakla ilgili bir durum değil. Onu kaybettiğin anda bitiyorsun artık yapabileceğin bir şey yok. Çünkü o 25-26 genç adamı idare edebilmek başka bir şey. Onlara inandırabilmek başka bir şey. Onlara sözünü geçirememek artık sana inanmamaları başka bir şey. Orada yol belli yani. Mourinho'da olsan, Pep Guardiola'da olsan gitme vakti gelmiştir. Ama diğer tarafta eğer öyle bir durum yoksa tekrar söylüyorum bunu bizim anlamamız mümkün değil. Senin benim ya da dışarıdan bakan benim. Öyle bir durum yoksa bence bir yeni hedef belirleyerek Trabzonspor'da hani teknik adama güvenildiğini gösterebilecek bir şey de yapılabilir. Daha yeni kararda aslında alınabilir. Daha yeni mi? Şimdi tam tarihini de söyleyeyim. 16 Eylül'de Trabzonspor Abdullah Avcı'yla yeni sözleşme imzaladı. Yani gerçi bayağı geçmiş üzerinden. Herhalde 4 ay olacak. 4 ay nedir? Gerçi futbolda şey gibi. 28 yıl gibi 4 ay ama. Ama burada hani bir gösterge var. Zaten. Sonuçta Abdullah Avcı'yla sözleşme uzatıyorsan bu takımdaki futbolcuya da bir mesaj. 2025 yılına kadar 2,5 yıllık bir sözleşme uzatıyor. Şimdi galiba Yunus Emre de şöyle demiş Trabzonspor muhabiri. Bugün yönetim kanadından Abdullah Avcı'ya destek açıklaması gelmezse Abdullah Avcı istifa edebilir. Yani o desteği bekliyor şu anda. Bakalım yönetim. Girişte söyledim herhalde olağanüstü toplanır bugün böyle bir mağlubiyetten sonra. 5-0 sonuçta kaybetmişsin. Zirveyle puan farkın gitgide açılıyor. Şampiyonluktan uzaklaşıyorsun. İşler yolunda gitmiyor. Bu sezon işte kaçıncı böyle farklı mağlubiyet. Çok gol yenen karşılaşma oldu. Bugün eğer o istediği olmazsa da sürpriz bir ayrılık haberi de görebiliriz Trabzonspor cephesinden. Ünal Karamanlı Trabzonspor yeni Malatya'ya deplasmanda fark yemiş. 5-1 mağlup olmuştu. Sonra devam etmişti galiba değil mi? Sonra Burak Yılmaz ve Onur herhalde kadro dışı kalmıştı. Orada hocaya güvenilip işte Uğurcan Çakır'ın çıktığı dönem diye aklımda öyle kalmış. Bilmiyorum yanılıyor muyum. Sonra iyi bir şey olmuştu ama. Olmuştu işte. O kadro dışına gelmişti. Spor bir gelişme göstermişti. Aynen. Evet belki de ona ihtiyaç var. Kadro dışılar mı? Efendim? Kadro dışı gibi şeyler mi? Yani eğer Abdullah Avcı her yolu denedip tek yol o kaldıysa ve hala verim alamıyorsa belki bir takımı kendine getirmek için her ne kadar ben karşı olsam da biliyorsun
Yani belki son çare olarak belki o da denenebilir. İşte üstü kapalı kadro dışı var mesela Hamşik. Kadro dışı gibi şu anda. Yani dünkü maçta hiç süre almadı. Son maçlarda yani Dünya Kupası arası sonrası gözden düştü. Bir anda transferde adı geçmeye başladı. Transferle mi ilgili başka bir disiplin problemi mi var bilmiyoruz ama onu tercih etmiyor. Dünkü maçta da yani Bardi'yi aldı mesela en son. Evet. Lahtimi'yi aldı. Yok işte ikinci yarının başında bekledik. Orada da Giannini ve Bartra'ya oyun aldı. Hamşik hiç bakmadı. Yani belki o kadro dışı gibi şu anda. Yani bazı oyuncular da zaten süre vermiyor. Mesela Dansville hiç süre vermiyor. Gbamed oynatıyor. Hugo'ya şans veriyor. Ama Dansville yok. Kadrodaydı dün. Yedek kulübesindeydi. Yok süre almadı. Deniyor da hani resmi olarak kadro dışı bırakmasa da kesiyor oyuncuları ama olmadı şu ana kadar. O da cevap vermedi. Evet canlandıramadı. Hani kalp masajı yapıyor Abdullah Avcı takıma da takımdan bir cevap yok. 7.56 saatlerimiz ilk saatimizi Alanya-Trabzon karşılaşmasına ayırdık. Aradan sonra da günün diğer tartışmalı maçına geçiş yapalım. Başakşehir-Adana Demirspor mücadelesi. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Peki 03 saatlerimiz Süper Lig'de bu hafta derbi haftasıydı. Fenerbahçe ile Galatasaray Lig'in 1 ve 2.si karşı karşıya geldiler. Ama aynı zamanda dün de güzel bir karşılaşma vardı. Lig'in 3.sü ve 4.sü Başakşehir ile Adana Demirspor İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele ettiler. Maç tabii derbiye nazaran ki derbiler normalde özellikle Fenerbahçe Galatasaray derbileri çok keyifli geçmezdi. Ama bu karşılaşma bana kalırsa keyifli bir karşılaşmaydı. Ama bu dünkü karşılaşma pek öyle olmadı. Maç 2-1 bitti. En azından 3 gol gördük biri penaltıdan olmak üzere. Ama karşılaşmada sürekli faul düdükleri. Özellikle ilk yarıda Başakşehir'in ev sahibi takımın çok faul yaptığını gördük. İlk yarı bitiminde merak edip ben de istatistiklere baktım. 13'e 3'tü faul sayıları Başakşehir lehine. Çok faulle oynadılar. Tabii ki hepsi de aslında çalınacak fauller de değildi. Arda Kardeşler de burada eleştiri alması gereken bir isim. Ligin bu ikinci bölümünde hakemlerin daha fazla oyunu işte akmaya teşvik ettiklerini söylüyorum. Bu konuda bence birçok hakem seviye olarak üstteler. Maçların çoğunu takip etmeye çalışıyorum. Genel bence iyi bir gidişat var ama Arda Kardeşler dün pek öyle bir yönetim sergilemedi. Çok kolay faul düdükleri çaldı. Bazı sarı kartları atladı. Mesela Okaka maçın en agresif oyuncularından bir tanesi. Sürekli ona faul düdüğü çaldı. 8 faulle bitirmiş karşılaşmayı Okaka ve sarı kart görmemiş. Maç sonu tartışmadan sonra sarı kart görüyor. Bu ilginç. Bence eleştirilmesi gereken bir nokta. Bunlar tabii ki maçla ilgili tartışmalardı. Tabii oyun bu kadar fazla durunca, gerginlik bu kadar yüksek olunca maçtan da ben çok fazla keyif alamadım. İlk yarı 0-0 bitti zaten. Çok faul düdüğü olduğunu söylemiştim. İkinci yarı biraz golle birlikte işler değişti. Bir 10 dakikalık sekansta üst üste goller gördük. İlk gol Rodriguez'in koluna çarpan topta VAR uyarısıyla Arda Kardeşler penaltıyı verdi. Montella da hani bunu bana açıklayın diyor. İşte geçen maçta da elle oynama vardı ceza sahası içinde. Penaltı verilmemişti. Burada top önce vücuda çarpıyor sonra kola çarpıyor. Burada bir hani standart eksikliği olduğuna vurgu yapmış. Yani dünkü pozisyon bence penaltı. Orada kolu doğal olmayan bir konumda diye düşünüyorum. Hakemin oradaki VAR'ın da yorumu, hakemin Arda Kardeşler'in de yorumu bence doğru. Penaltıda bana kalırsa bir sıkıntı yok. Deniz Türüş de güzel attı penaltıyı. Sonra bir duran topla Adana Demirspor Samet Akaydın'la ki onun da son maçıydı bu. Beraberliği yakaladı ama çok uzun sürmedi. Serdar Güller 62'de skoru 2-1'e getirdi. Bir kez daha öne geçirdi Başakşehir'i. Orada da pozisyon başlangıcında top Arda Kardeşler'e çarpıyor. Belan da orada. Kafası karışıyor Arda Kardeşler yüzünden. Top da işte Başakşehir cephesinde kalıyor ve atağın devamında da Başakşehir gol atıyor. Aslında bu tarz pozisyonlar çok oluyor. Mesela golle sonuçlandığı için tabii ki bu kadar tartışılıyor ama hatırlayın birçok korner pozisyonunda da tartışma oluyor. Çoğu
gol olduğu için tartışma oluyor. Gol olmasa aynı pozisyon, o kadar fazla tartışılmayacak. Burada da bence çok basit bir pozisyon. Orta sahada, hani kalenin dibinde değil, bir şey değil. Pozisyon devamında artık orada 5-6 saniye sonra gol olmuş. Ama orada kuralla ilgili bir kafa karışıklığı. Kural hatası demiş Adana Demirspor cephesi. Bilmiyorum trio'da ne konuşuldu, hakem yorumcuları ne diyor. Ben tamamen kendi kişisel gördüğüm kadarıyla top aynı takımda kaldığı için çarptıktan sonra devam ettirmesi, oyunun akmasına yönelik. Hani sonuçta oyunun biz akmasını istiyoruz ya. Çok fazla durmasın. Şimdi orada gereksiz yere durdurmak yerine, çünkü yine top o esnada aynı takıma çarpıyor. Aynı takımdayken hakeme çarpıyor ve aynı takımda kalıyor. Ama bazen mesela bir oyuncu pas veriyor. O pasın arasında hakem oluyor. Hakem yine durduruyor oyunu. Top ama başka takıma gidiyor olması lazım ya da alakasız bir yere gidiyor olması lazım. Burada top Başakşehir'de hakeme çarpıyor. Başakşehir'de kalmaya devam ediyor. Yani bir avantaj vesaire sağlanmış değil burada. O yüzden bence bu bir resmi bir hakem yorumu değildir ama gördüğüm kadarıyla bence orada oyunu devam ettirmesi normal. Eğer trio'da başka bir şey dendiyse, sabah baktım ne demişler diye hakem yorumcular ama bulamadım. Eğer izleyen varsa, bizi de bilgilendirirse seviniriz. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani maç sonunda çok büyük yaygara koptu. Hem Murat Sancak açıklamalarda bulunmuş. Sağ içi bayağı karıştı. Okaka NDI'ye tartışması. Yani yine sağ içinden çok maalesef bu tartışmaların, gerginliklerin konuşulduğu bir Süper Lig karşılaşması oldu. Yani Murat Sancak böyle bir başkan. Lig dizayn ediliyor diyor. Dünkü açıklamalarından sonra. Kollanan 4 takım vardı, 4 büyükler. Bir de Başakşehir var diyor. Net şekilde bunu ifade ediyor. Transfere gerek yok diyor. Lig dizayn edilmiş diyor. Diğer takımlara sesleniyor. Transfer yapmayın, evet. Boşu boşuna. Küme düşenler de belli. Şampiyon diyor. Da belli. İkinci de belli. Evet. Çok duygusal bir başkan. Dediğin gibi yani duygularını çok gizleyemiyor. Dün de öyle bir açıklama olmuş. Ben hani bilmiyorum, maçta o kadar bir şey görmedim ben açıkçası. O kadar isyan edecek. Ya dön dolaş aynı şeyleri söyle de bitmiyor yani. Bunun sonunda bitmiyor. Yönetici açıklamalarının bu şekilde sonu gelmiyor. Yani işte Erden Timur'da ligi oynatmayız dedi. Bitirtmeyiz dedi. Şimdi 4 puan farkla lider. O da aynı ligdi. Bu da aynı lig. Murat Sancak da 2-3 hafta öncesine kadar 3. sırada, 4. sıradaydı. Hala 4. şu anda. Murat Sancak'ın takımı. Anlatabildim mi? Yani o da beğenmediği ligde 4. sırada. Dolayısıyla işte üst üste senin aleyhine hatalar olabiliyor. 1-2 hafta olabiliyor. Artık bunu yani bir türlü özümseyemedi bu şeyler, yöneticiler. Ve hemen böyle ligi ciddi şekilde karalama. Mesela şimdi Mehmet Büyükekşi buna ne ceza verecek? Kendi söylüyordu. Çok ağır bir ceza alacak çünkü MHK ile de ilgili bir şeyler söylemiş. Alması lazım zaten. Alması lazım şimdi. Marka değerinden başka bir şey söylemiyorlar. Senin marka değerini yerle bir eden açıklama bu. Lig dizayn edilmiş ne demek? Daha ağır olabilir mi? Bir lig için. Daha ağırını söyleyebilir misin? Diyor ki oynamayın diyor artık. Boşuna oynamayın yani belli. Bizim oynamamıza gerek yok diyor. Şimdi bu direkt senin hani o çok ünlü iki kelimen marka değerine kalbinden bir atış, kalbinden bir vuruş. Şimdi eğer onu korumak istiyorsan burada koruyacaksın. Burada ver bakalım cezayı verebileceksin. Ama bak burada da şey olacak, yine klasik aynı tartışmalar. Erden Timur'a ne ceza verdin? İşte o da federasyonun işte şeyi. Geç kaldı o zaman şimdi. Da kusura bakmayacaksın. O zaman da işte sen yönetmiyorsun, idare ediyorsun. Onu söylüyoruz. O zaman da bize kalkıp marka değeri deme. Ya şimdi herhangi bir Adana Demirsporlu öyle düşünebilir. Anladın mı yani, maç sonunda ya der hakemler de 2 hafta 3 haftadır bizim aleyhimize şey yapıyorlar. Yani mesela maçı kaybetti, sinirli, tamam mı? Adana Demirsporlu bir taraftar. Kaybetmiş çünkü işte Beşiktaş'a kaybettiler. Başakşehir'e kaybettiler, direkt rakipleri. O maçları kazansa daha farklı yerde olacak. Ya da en azından bir tanesini kazansa. İşte Beşiktaş maçında Josef Tesozan'ın sarı kart pozisyonu var. Bu maçta bana göre de bir şey yok. Ama işte olabilir, öyle düşünebilirler. Çok önemli değil orası, o kısmı. Ama bir Adana Demirsporlu taraftar duygusal olarak böyle düşünebilir. Şimdi böyle düşündüğün noktada bir de başkanın çıkıp böyle üzerine basarsa o zaman nasıl etkileneceğini sen düşün. Yani o taraftarı geri döndürebilir misin? Yok. İnanmayacak o taraftar şimdi. Peki inanmadığı şey ne? Ligin adil, adaletli olduğunu. Şimdi ligin %100 adil ve adaletli olmadığını biz de biliyoruz. Ama bizim savunduğumuz nokta şu: kimseye İnadına bir şey yapılmadı.
Yani toplam kalitenin bu sonuçlara ulaştığı ile ilgili bir teorimiz var bizim. Düşüncemiz var, tespitimiz var. Onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Onun üzerinde istikrarlı olmaya çalışıyoruz. Onun üzerinde tutarlı olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu haftalarında bir sporun başına gelenler 2 haftadır. Bundan sonra 3 hafta üst üste Antep'in de başına gelebilir. Bizim savunmaya çalıştığımız şey o. Fakat şimdi bu ayrı, Murat Sancak'ın açıklamaları ayrı. Şimdi Murat Sancak direkt olarak bu lig dizayn edildi, transfer yapmayın, her şey belli derse ve federasyonda bunun üzerine kulağına yatarsa, o zaman federasyon da konuşmayacak arkadaş. O zaman federasyon da her şeyde, her sempozyumda, her açıklamada yok ligin marka değerini arttırmak istiyoruz, yok bu lig şöyle cat curt diye konuşmayacak. O zaman da ben yerimde duramıyorum. Hani demin dedim ya, Adana Demirsporlu taraftar yerinde duramayacak başkan açıklama. O zaman da ben çok geriliyorum öyle marka değeri dedikleri zaman. Yani biri çıkacak, ligi bitirtmeyiz diyecek, hiçbir şey yapmayacaksın. Biri çıkacak, lig dizayn ediliyor diyecek, hiçbir şey yapmayacaksın. Ondan sonra da işte her zaman söylediğim YouTube hesabında arşiv yapacağız, çok güzel olacak diyeceksin. Yani onu ben de derim. O yönetmek değil ki. Bu arada sana çok iyi bir haberim var. TFFOR yenilendi. İşte. Bak, evet, çok sabah güzel. Gördüm. Ellerine şimdi sağlık. Önünü açtım Ali abi. Sağlık, çok güzel. Biraz yatıştı mı sinirlerin? Çok geçti şu an bak. Geçti mi? TFFOR yenilendi diye bitti olay. Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Corandon Alliance'ı ziyaret etti. Evet, haberdi. Harika. Mi? Harika. Tamam. Güle güle kullan. Rahatladıysan. Rahatladı. Sinirin yani geçtiyse. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hı-hı. Yani burada iş federasyonda, çatı kurumda bitiyor. Eğer çatı kurum bunlara izin verirse, çünkü bugün Adana Demirspor Başkanı'nın söylediğini yarın başka bir başkan söyleyecek. Yani o söylerken ceza almıyorsa ben niye söylemeyeyim? Öyle düşünüyor başkanlar da. Çünkü orada da belli bir camia baskısı var değil mi? Evet. Seni itiyorlar arkadan. Bir şey söylüyorlar başkan. Bu kadar hakkımız yeniyor. Kendi parası var bu arada. Murat Sancak özelinde dernek de değil sonuçta. Hayır. Şahıs. Kendi parasını yatırmış. Kendi parası. Öteki tarafta camia baskısı. Kendi parası. Bir şey fark etmiyor. Yani bir yerden bir şey var. Çıkış noktası var hepsinin. Bir motivasyonu var. Şimdi yarın öbür gün başkasına yapıldığı zaman, Erden Timur örneği var, Murat Sancak örneği var, öyle geçerse, o zaman diyecek ki ben deli miyim? Ben niye susuyorum? O da konuşacak. Ondan sonra da çıkabilir. Senin şey içinden. Ondan sonra diyorlar ki insanlar niye bu kadar gergin? Bu lig niye böyle? Hakemler niye böyle? İşte bu yüzden böyle. Bu yüzden böyle. Sen bir tane hakem hatasını lig dizayn ediliyor diye açıklarsan, eğer o şekilde bakarsan, İnsanlar da normalleşemiyor. İnsanlar herhangi bir hakem kararında normalleşemiyor. Yani hepsi birbiriyle direkt olarak alakalı, zincir gibi birbirine bağlı net olaylar. Ama bunun ulaştığı nokta da, o işin tepesi de Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunu idare etmeyi bırakıp yönetmediği sürece, yönetmeye karar vermediği sürece böyle devam edecek. Ben de ağır bir ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki son o hakemlerle ilgili artık maç sonu konuşulmayacak. Özel bir sistem hazırlayacağız demişlerdi. Oraya şikayetlerini iletecekler deniyordu. Kesinlikle bu açıklamaların şey tutar tarafı yok. Söyledik ya, maçı seçiniz. Başakşehir Adana Demirspor haftayı seçiniz. Hı-hı. 18. hafta. Hı-hı. Ondan sonra şikayet konusu hakem. Ondan sonra bir tık daha geliyor. Ne şikayet var? Penaltımız verilmedi. VAR kötü kullanıldı. Bunun gibi değil mi? Öyle bir yer yapacaklar. Evet, öyle oradan şikayetlerini yapacaklardı. Ama şimdi Murat Sancak bayağı açık açık konuştu. Ceza alması lazım normal şartlar altında. Ama ben de şunu diyorum. Sen diyorsun ki hani ceza vermediği müddetçe Türkiye Futbol Federasyonu hani işini layıkıyla yapmayacak. Yapmıyor demektir. Verdi diyelim. Hani yapması gerekeni yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. Sence Murat Sancak susacak mı? Bak, mesaja bak. Coşkun Ercan. Biz dinliyormuş. Yazdığı şeye bak. Galatasaray ilk 10 hafta VAR'dan karar çıkmaması normal yani diyor. Yani bak abi böyle, anladın mı? Şimdi böyle olduğu sürece, bu şekilde baktığın sürece işte bir adım ilerleyemiyorsun. Ondan sonra şey örneğini vermiş. Silahım olsa vururdum diyene ceza vermedikleri bir yerde Erden Timur'a ceza verecekler. Ona bakacaksın biraz diyor. Yani bak, bakış açısı bu. Tamam, bunda şaşıracak bir şey yok bu arada. Çok var. Bu normal şimdi. Murat Sancak'a ceza versen Erden Timur örnek verilecek. Erden Timur'a versen işte Rize Başkanı örnek verecek. Bu klasik bir şey yani. Buna şaşırmıyorum. Taraftar da böyle bakmayacak.
Tamam ama ben şunu diyordum da tam sen mesajı okurken. Murat Sancak'a en ağır cezayı verdi. Murat Sancak susacak mı? Murat Sancak yine konuşacak. Ya da Ali Koç'a ceza verdi. Erden Timur'a ceza verdi. Yani yapması gerekeni yaptı TFF. Ki genelde yapmıyor ama yaptı diyelim. Yine çözüm değil bence. Demeye çalıştığım o. Yani yine burada hani cezayla, para cezasıyla, hak mahrumiyetiyle bir hani marka değerini biz yükseltemeyeceğiz. Ben yine TFF ceza versin, vermesin demiyorum. Yani yapsın. Ağır bir ceza versin Murat Sancak, hemfikirim. Ama verse bile bence marka değerinin o cezayla da çok bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Peki? Ya versin, vermesin tamam, demiyorum. Ne yapılacağını söyle. Abi Murat Sancak'ı engelleyebilir misin böyle konuşmaktan? Ya Murat Sancak'ın para mı yani? 100.000 TL ceza verince ya ben bir daha konuşmayayım mı diyecek sence Murat Sancak? Ya da bu adam bir sene hak mahrumiyeti cezası aldı. Murat Sancak hatırla birinci ligde. 3 kere yapana puan silme diyeceksin. Ha, onu bilemem. Puan silmeye tamam. Kadar götürebilirsin. Yapabiliyorlar mı? İşte normal şartlarda başka türlü yok yani. Yani bu kadar da olmaz. Sen diyorsun ki ceza versen ne olacak? O zaman hiçbir şey olmaz. Öyle değil mi ama şimdi? Ne oldu? Bugüne kadar ceza veriyorsun sürekli. Ceza var, ceza var. Ceza var. Puan silme nasıl vereceksin? Tamam mı? Yapacaksın. Hadi puan silme çok uç bir ceza. Tamam mı? Kadro kısıtlaması, ihtar, o şu bu nasıl şeyde yapmışlardı zamanında? Finansal fair play için mi? Evet. Neydi bizdeki adı? Harcama limitleri. Harcama limitlerinde yapmışlardı ya. Birinci ihtar, ikinci ihtar, üçüncü ihtar, kadro sınırlaması, transfer yasağı. Git bakalım öyle bir şey yap, bir yol haritası çiz ama uygula. Sorun yapmamak. Sorun uygulamamak. Sorun orada adil olmamak. Sorun orada o tarz problemlerde gözünü kapatmak. Kafanı çevirmek. Kulağını kapatmak. Bütün sorun onunla alakalı. Ama yani herkes istediğini söyleyecek. Ligle alakalı. Herkes herkesin kulağına kar suyu kaçıracak. Ondan sonra da ceza versen ne olacak? O zaman hiçbir şey yapmayalım. Oturalım böyle bir herkes konuşsun. Hayır, ceza vermeyelim demiyorum bak. Bak beni yanlış anlama. Hayır, verelim. Ne olacak diyorsun ya. Ama yani bu çözüm değil diyorum işte. Ne olacak diyorsun? Marka değeri işte yükselmeyecek de böyle. Eğer adam gibi ceza verirsen, bir yaptırımı olursa cezanın, o çözüm. İşte buraya bizim dinleyicimiz geldi, anlattı İsviçre'yi. Ne olduğunu. Neden yapamadıklarını anlattı. O da hoşuma gitmedi var neyse. Gitmedi ama. Çünkü hani onlarda da ceza uygulanmasa demek ki onların da bizden bir farkı yok. Yani Türkiye'de ceza yaşamaya başlasalar. Ceza niye var zaten Mert? Tamam ceza ama. Ceza niye var? Benim... Bir şey diyeceğim, hız sınırı olmasa kim hız sınırına uyar? İşte tamam ya, ben onu içten bekliyorum. Ya öyle bir şey yok. Yani ceza böyle sen... sopayla birini hayır, adam etmek. Hayır o zaman sen hiç insan doğasını tanımamışsın. Tamam, bomboş abi. Otobanda. Araban 200 kilometre yapıyor, hız sınırı yok. Sen 90'la mı gideceğini düşünüyorsun herhangi bir insanın? Ya bu insan doğasını tanımamak demek. Bir şey olması lazım, bir sınır olması lazım. O sınırı da insan iradesine bırakmıyorsun. Bıraktığın noktada o zaman iş bitti gitti. Bak tekrar söylüyorum, bomboş otoban, araban 200 kilometreyle gidebiliyor. Hiç kimse yok yolda, dümdüz yol. Şey mi zannediyorsun, 90'lı 100'le mi gidecek insanlar? Varsa bir kişi öyle helal olsun. Ya da 100 kişide kaç kişi var öyle? Helal olsun, öyle bir şey yok. Tamam yok zaten de işte bu da hani bu da büyük aynı. Bir medeniyet olduğu şeyini tezini ben de güçlendirmiyor. Yani İsviçre büyük bir medeniyet hani çok eğitimliler. Medeniyet çünkü o cezayı verip onu uygulattığı için medeniyet. Tamam aradaki işte. Farkı anlayamıyorsun. Yok anlıyorum ben senin dediğin. Bizde uygulanmıyor. Ceza bizde de var. Uyguladığı için medeniyet var. Tamam ama işte yine de insanları cezayla terbiye ediyorsun. Bu hani bu bakış açısı. Hani kendiliğinden olmuyor orada da her şey. Hani cezalar makul ama yine insanlar kurallara uyuyor diye bir şey yok orada da. Ceza olmasa onlar da o şekilde davranmaya devam edecekler yani. Hız sınırını aşacaklar. Hani o yöntem bana şey kaba geliyor anladın mı? Anlatabildim mi? Yani evet. O şeyle cezayla sopa tehdidiyle işte Allah korkusuyla din tacirlerini vesaire bu tarz uygulamalar onlar bana çok sağlıklı. Yani neyse konu çok bambaşka yere gitti. Çok mesaj da gelmiş az önceki konuyla ilgili. Araya gidelim. Aradan sonra biraz hem mesajlarınıza bakacağız hem gündemde çok transfer haberimiz de var. Onları da sizlere aktaracağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.24 saatlerimiz... ...sizlerden mesajlar geldi... ...onları okuyacağım demiştim... ...birkaç okuyayım sonra... ...Weghorst transferiyle ilgili... ...bugün gazetelerde farklı farklı haberler var... ...onlara
geçiş yapacağız. Üzerine de Ali abiyle birlikte yorumlarız. Talip Erdoğan program başında şöyle bir mesaj atmış. Günaydın. Trabzonspor için 2 yıl üst üste şampiyonluk uç bir hedef değil mi? Biraz gerçekçi olmak lazım. Sanırım Trabzon seyircisi de geçen senede kalmış. İçerideki maçta stat dolmuyor. Sevgiler. Tabii yani sonuçlar gelmeyince takım da çok görkemli bir oyun oynamıyor sonuçta. Taraftarın da ilgisi azalıyor Türkiye'de. Buna endeksli. Tribünün doluluk oranı. Şampiyonlar gitse, Trabzon tekrar yarışın içine dahil olsa taraftar seyirci sayısı stat'taki artar. Bunu çok fazla garipsemiyorum açıkçası. Mehmet Ünlü, Ali abiye izin yaramamış. Biraz gergin geri dönmüş. Bir daha Ali abiye izin yok demiş. Bu seneki tüm izin hakkını dün kullanmış sayalım. Vallahi daha çok izne çıkacağım. Bir, Mehmet Ünlü üzülmesin. İki, Mehmet Ünlü senede... Daha ne kadar izince çıkacaksın senede ya? 8 ay tatil yaparken bir biz bir şey demiyoruz. Tamam, Mehmet Ünlü açtırma. O Almanya'da çalışıyor. Biz Türkiye'de. Sen nereye çıkıyorsun? Hangi izne çıkıyorsun? Nereye? Yurt dışına mı gidiyorsun? Daha yeni mi başlıyorsun? Daha yeni başlıyorum. Korkuttun beni bak. Bir kadar izin yaptım diye böyle bunlar olacaksa ya, daha dur. Bilelim, ben de çıkarım vallahi. Sen bu kadar çıkıyorsun. İzin senin de. Ben de çıkarım. Yakında çıkabilirim bir izne. Neyse. Konu o değil. Şimdi bir mesaj var. Onunla bitireceğim mesajları şimdilik. Joe Bookman sanıyorum bizi herhalde Amerika'dan takip ettiğini varsayıyorum. Çünkü NBA ile ilgili bir örnek vermiş. NBA'de marka değerine, gelire zarar veren takım sahibine zorla takımı sattırdılar. Clippers'ın sahibinin başına geldi demiş. Çok hakim değilim. CIA'lere karşı ırkçı açıklamaları olan ses kaydı basına düşmüş. Aynen. Kendisinin, ben bilmiyordum bu durumu. Kendisi, sen nasıl hakimsin? Sen yukarıda konuşuluyordu belki oradan. Yo, bu eski olay. Eski olay mı? Tabii, iki senelik, belki üç senelik olay. Ha, bilmiyorum, hiç denk gelmemiştim. Böyle bir durumda varmış. Onu örnek göstermiş. Dönelim Weghorst konusuna. Şimdi Beşiktaş kulübü dün Weghorst'la alakalı bir açıklama yaptı. Bu Serdar Ali Çelikler paylaşmıştı. Sözleşmesinde 2,5 milyon doluk bir hani tazminat bedeli var. Premier Lig'den bir takım ilgilenirse, isterse 2,5 milyon euroyu verip Weghorst'un geri çağrılma durumu, bunu yalanlıyor. Salı günü veda edecek, ki bugün veda edeceği söyleniyordu. Tesislerdeki odasını boşalttı, bütün eşyaları boşalttı. İşte Manchester'da ev dahi tutuldu, taşındığı eşinin oraya. Birçok haber çıktı. Salı gününe de uçak bileti var denmişti. Bunun da doğru olmadığını, bütün inisiyatifin Beşiktaş kulübünde olduğunu söyledi. Beşiktaş kulübü dünkü açıklamada. Tabii bir geçerliliği olur mu? Çünkü iş sanki bitmiş gibi. Yani Weghorst kafada Beşiktaş'ı bitirmiş. Son maçta bunu anladık. Veda etti. Maç bitti. Stada tekrar geri döndü. Zemine, çimleri öpmüş. Her yol bunu gösteriyor. Dün de menajeri İstanbul'a geldi. Beşiktaş yönetimiyle görüştü. Yani bu saatten sonra bu birliktelikten hayır gelmez. Burada Beşiktaş hani ne kadar fazla para kazanabilirsem bu transferden onun hesabını yapacaktır diye düşünüyorum. Katılır mısın? Weghorst'un bu saatten sonra kalma ihtimali bence yok artık. Yok tabii canım. Dikiş tutmaz. Yani burada Beşiktaş yapması gerekeni yapıyor bu tarz açıklamalarla. İşi biraz yokuşa sürüyor ki daha fazla para alsın. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ve yerine kim gelecek artık daha çok bu konuşuluyor Beşiktaş'ta. Çünkü Weghorst'a kesin gözüyle bakılıyor gittiğine. Aboubakar ismi birinci alternatifti ama o da henüz sözleşmesini tam olarak feshetmemiş Anasır'la. Dün menajeri Piniza ve Habertürk'e konuştu. Orada da Ayhan Şensoy'a konuşmuş. İspanya'dan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den teklifler olduğunu doğrulamış. Türkiye'den takım adı vermemiş. Çünkü Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğu biliniyor Aboubakar'a. Bugün mesela Hürriyet gazetesinde İsmail Er demiş ki Aboubakar pahalı geldi, gözler Diouf'ta. Mame Diouf, Konya Spor'un oyuncusu, bu hafta sonunda hat-trick yaptı. 12 maç bu sezon, 7 gol 2 asist, Beşiktaş'ın bu isme gideceği söylenmiş. Fanatik gazetesinde Origi var. Divock Origi, Milan'ın Belçikalı forveti. Beşiktaş'ın da nur topu gibi bir krizi oldu. Sen dün burada yokken. Dün biz konuştuk biraz bu konuyu. Sen nasıl değerlendiriyorsun Weghorst'un bu tutumunu? Bir anda çıktı, bir de öncesi de yok. Hani maç esnasında ben anlamadım. Ben onu taraftarı hani klasik bir el hareketi gibi düşünmüştüm. Meğer veda sinyaliymiş. Ne zaman anladın bunun veda olduğunu? Veda olduğunu maç sonu Twitter'a girdiğimde anladım. Maç bittikten sonra. Maç bittikten sonra anladım. Ben ikinci yarıda çok özle izlemedim. Weghorst veda ediyor gibi gelmemişti bana. Ama maç sonu bir baktım, ooo neler olmuş neler. Menajerine ulaşılmış, yok öyle bir durum. Yönetime gidilmiş, yok öyle bir durum. Sonra bir saat sonra varmış öyle bir durum. Çıktı Weghorst.
Türkiye'de memnun değil, mutlu değil. Yo, Türkiye'de mutlu. Türkiye'de mutlu. Niye mutlu olmasın? Yani dün çıkan haberler gazete manşetlerinde idman temposundan memnun değil. Kendini geliştiremediğinden mutsuz. Ha, o ayrı. Eşi Ağustos'ta doğmuş, İstanbul'a gelmemiş. Türkiye'de yaşamaya sıcak bakmıyor galiba. Hani bunlar. Türkiye'de mutlu işte gördüğün bayağı gibi. Bayağı mutlu, evet. Mutlu olmak her şeye sahip. Türkiye'deki en mutlu insandan daha mutlu yani. Bu saydıklarım bir şey değil. Biz nelerle uğraşıyoruz bu ülkede. O yüzden gergin izliyorsun. Vegors'un uğraştığı çok önemli bir şey değil. Ya şimdi bu ligin temposuyla Bundesliga'nın ya da işte Vegors'un kısa sürede olsa oynadığı Premier Lig'in temposunu kıyaslamak tabii ki Vegors'u mutsuz yapar. Ama Vegors buraya gelip de Premier Lig seviyesinde bir tempo mu bekliyordu? Yani o hikaye. Onlar için alt şeyleri, kategorileri. Var mı yani öyle bir oyuncu buraya gelip mesela ya ben burada Premier Lig kadar tempo bekliyordum, olmadı, şaşırdım. Yani buna inanır mısın mesela sen bir futbolun içinde yorumcu olarak? Yok. Ya da böyle konuşan biri mantıklı bir şey söylemiş olur mu? Buradaki tempodan mutlu değil. Ya Allah Allah. Öyle olsa zaten Premier Lig gibi konuşurduk Türk futbolu. Şu olur en fazla, beklediğinin de altında. Sonuçta belli bir fark bekliyordu ama yani uzaktan gördüğümden de kötüymüş ya Türk futbolu. Tamam, onu diyebilirsin. Odur en fazla. Bana öyle gel. Ama kalkıp da beni Premier Lig'le, Bundesliga ile kıyaslama. Şuan öyle bir dünya onu yok. Onu geç. Şimdi oradaki asıl nokta... Fırsat geldi ya. Tabii ki. Tabii ki. Yani 30 yaşına gelmiş adam. Manchester United istiyor seni. Şimdi Manchester United istediği noktada Süper Lig, Beşiktaş, Galatasaray, taraftar, bunların hiçbirinin bir değeri yok. Zamanında John Benjamin Toşa Real Madrid istedi. Real Madrid telefonu kapattı. Toşak telefonu kapattı. 45 dakika sonra adam Real Madrid'e gitmeye hazırdı. 45 dakika falan sürdü yani toparlanması. John Benjamin Toşak'ın İstanbul'da olan bağlantısını kesmesi. O burada da çok seviliyordu John Benjamin Toşak ama Real Madrid istedi. Real Madrid istediği zaman gidiyorsun. Manchester United hala dünyanın en büyük 5 kulübünden bir tanesi. Evet, başarısız futbol olarak ama dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Manchester United. Ve Vegors büyük ihtimalle Premier Lig'de ilk tercihinin de kendi adına doğru bir tercih olmadığını düşünüyordu. Yani Burnley işte 45 dakikada bir rakip ceza sahasına girer. 63 dakikada bir şut atar. Öyle bir takıma gitmişti. Büyük ihtimalle daha iyi bir takımda daha iyi işler yapacağını düşünüyordu Vegors, ki yapabilir. Öyle bir oyuncu. Şimdi Ten Hag asker isteyen bir teknik adam. Belli bir kalite olsun ama aynı zamanda onun söylediklerini de sahada uygulayan, kendi şekillendirdiği bir kadro üzerinden başarılı olmak isteyen bir taktisyen. Oyunculara rol verip o rollerin uygulanmasını isteyen bir adam. Öteki türlü olsa Ronaldo'yla zaten çok iyi geçinirdi. Dünyanın en büyük silahlarından birine sahipti. Ama onu istemiyor. Bir teknik adam takımı istiyor Ten Hag. Öyle bir Manchester United var hayalinde. Vegors da o kalıba uygun bir oyuncu. Belli bir kalitesi var. Çok üst seviyede değil. Çok çok üst seviyede değil ama belli bir kalitesi var. Hiçbir zaman vazgeçmeyen. İşte bugün Sky'da varmış. Onun oynadığı yılda en fazla pres yapan oyuncu Premier Lig'de Vegors'tu. Sky vermiş bugün. Sky Sports'un Instagram hesabında az önce gördüm. O Ten Hag'ın istediklerini yapacak. Belli kalitesiyle de işte zaman zaman goller atacak, takıma katkı sağlayacak. Ondan daha kaliteli oyuncular da var. Bruno Fernandes gibi, Rashford gibi. Kaybolsa da Jadon Sancho gibi. O tarz oyuncular, işte Eriksen, bunlar katkı verecek ve Manchester United daha iyi noktaya gelecek. Kafasındaki plan bu. Bir de ara transfer dönemi. Ara transfer döneminde de gidebileceğiniz maliyet olarak, seçenek olarak oyuncu sayısı çok fazla değil. Tanıdığı, bildiği bir oyuncu. İkisinin de Hollandalı olması. O yüzden de Ten Hag böyle bir plan yapıyor. Şimdi Ten Hag öyle bir plan yaptığı zaman işte kelebek etkisi burada Beşiktaş'ta bu şekilde etkileniyor. Bu Beşiktaş açısından bir şanssızlık. Ve direkt olarak Ronaldo'ya bağlıyorum ben. Öyle. Hepsi Ronaldo'nun suçu bunların. Dün öyle bir üçgenden bahsetti işte Barış abi. Al-Nassr Ronaldo'yu aldı. Aboubakar sözleşmesi feshediliyor. Evet. Aboubakar Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaş'tan Vegors United'a gidiyor. Üç takım arasında evet. Santrforlar değişiyor gibi. Bunu Beşiktaş yönetiminin
Kasımpaşa maçından sonra öğrenme gibi bir durumu yok. Bunlar biliniyordu. Belli. Yani bu konuşmalar, Vegors kalkıp da o hareketi yapıp ondan sonra... Kendi başına yapmaz değil mi? Yani United'ın ilgisi var. Menajeri Vegors'a yani... söylüyor. Vegors veda ediyor. Yok öyle bir şey. Öyleyse yok. Öyleyse çok garip olurdu. Öyle bir şey yok. Bunu hiçbir oyuncu yapmaz. Bunu hiçbir oyuncu yapmaz. Yani orada süre gelen bir teklif vardır. Büyük ihtimalle. Vegors da artık iş bittiğini düşünüp o hareketi yapıyor orada. Beşiktaş yönetimi de senin dediğin gibi şimdi biraz daha camiaya şey gözükmek için, güçlü gözükmek için, masada güçlü gözükmek için bu tarz açıklamalar yapıyor. Yoksa geçiniz. Yani bunu zaten Şenol Güneş de kimin gidip kimin kalacağını bilmiyorum tarzı bir şey söyledi maçtan sonra. O da zaten bir şeyin farkında. Beşiktaş açısından bir şanssızlık. Nasıl etkisi olur onu reklamdan sonra tabii konuşalım mı? Yani Vegors'a ayrılırsa ne olur? Transfer vesaire, onu daha geniş konuşalım. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. saatlerimiz Vegors konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Vegors artık gitti diyelim Beşiktaş'ta. Şu anda elde santrfor olarak Cenk Tosun ve Jackson Muleka var. Muleka geçen sezon devre arası gelip olağanüstü işler yapıp Beşiktaş'a transfer olmuştu sonrasında. Cenk Tosun da bu sezon Valen İsmail'den sonra özellikle Şenol Güneş'le birlikte form grafiğini yükseltti. Milli takıma kadar tekrar geldi. Ama sen olsan Beşiktaş'ın başında bir numaraya mı bir santrfor transfer edersin devre arasında, ligdeki durumu da işin ekonomisini de düşünürsek, yoksa bu iki oyuncuyu 1 ve 2 numara yapıp ona göre bir santrfor, yani alternatif bir santrfor mu istersin Beşiktaş'a? Nasıl yani alternatif bir santrfor derken? Yani 1 ve 2 numara Cenk Buleka, 3 numara olacak alternatif bir santrfor. Hani ilk 11 için değil şu an, çünkü genelde konuşulan işte Aboubakar, Origi, Diouf biraz tartışılır. Diouf Konyaspor'da da net bir numara değildi. Muhammed Demir sezonun büyük bölümünde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. O tarz bir oyuncuyu mu tercih edersin? Yani net ayrımı yapar mısın orada? Vegors gibi bir numara tartışmasız bir oyuncu mu? Yoksa böyle forma rekabetine girecek Diouf gibi. Diouf'u biraz ayırabiliriz diğer Origi ve Aboubakar'dan herhalde. O tarz bir oyuncu bu. Bence buradaki X faktör Muleka'nın performansı. Şimdi Cenk Tosun iyi bir sezon geçiriyor. Cenk Tosun Şenol Güneş geldikten sonra da ciddi şekilde gaza bastı. Ve ona santrafor pozisyonunu verebilirsin. Çünkü normal şartlarda Cenk Tosun zaten Vegors varken kendi pozisyonunda oynamıyor. Vegors'u destekleyen ikinci santrafor gibi işte kağıt üzerinde kanatta başlıyor, Vegors'un yanına geçiyor. Maç içerisinde yine Vegors'u da ikiliyor ama Cenk Tosun'un bu formuyla santraforu direkt Cenk Tosun'a verebilirsin. Ama Beşiktaş'ın zaten sezon başından beri en büyük problemi skorer çıkaramaması. Çünkü orta sahadan ne asist katkısı geliyor ne gol katkısı geliyor Beşiktaş'a orta sahadaki oyunculardan. Hiç kimsenin skor ya da golle işi yok. Bu durumda Vegors Beşiktaş'ı bir yere kadar taşıdı. Ondan sonra Cenk devreye girdi. Peki ortada Enkudu var mı? Yok. Redmond var mı? Yok. Ama ne olarak yok? Skor olarak yok. Oyun olarak zaman zaman iyi işler yaptılar da skor olarak kimse Vegors'u desteklemiyordu Beşiktaş'ta. İşte Muleka bir Valerian İsmail döneminde 4 gol attı. Ondan sonra ortadan kayboldu. Ondan sonra Cenk geldi. Ama o bile yetmiyordu Beşiktaş'a. Bir an önce Gezal'in dönmesi gerektiğini, işte Gezal dönerse Cenk, Vegors, Gezal üçlüsünün Beşiktaş'ın skor sıkıntısını çözebileceğini burada anlatıyorduk. Şimdi oradaki parçayı kaybettin. Kaybettin. En istikrarlı olanı, en güçlü olanı, en sakatlıktan uzak olanı kaybettin. Neden bunu söyledim? Çünkü Cenk Allah korusun sakatlık riski olan bir oyuncu. O konuda CV'si kabarık ve ağır sakatlıklar geçirdi Cenk. Yani yarın öbür gün sürekli oynadığı, yükün bindiği karşılaşmalarda
Cenk Tosun'un öyle bir riski var. Bir parantez açabilir miyim? Fanatik gazetesinde konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm ufak kutucuk var Cenk Tosun'la ilgili. Bu maç 63'te oyundan alındı. Atiba girdi yerine. Demiş ki Cenk Tosun, hocam kadro tercihlerinize saygılıyım ama sizden ricam beni öyle 60'lı dakikalarda çıkarmayın. Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Tamam. Evet, kapattım. Şu an çok iyi hissedebilir. Ama bir riski var mı? Var. Yani Cenk'in CV'sine bakan herkes aynı şeyi düşünür. Yok, risk var. Bir de ilginç yani, hocam beni bu dakikalarda çıkarmayı demek, evet, de ilginç geldi. Gezel zaten kayıp sezon geçiriyor. Gezel, hani Gezel geri dönecek işte Mart'ın başında. Ama ondan sonra ne kadar fayda verir Beşiktaş'a tartışılır. Şimdi bu denklemde sen Cenk'e güveniyorsun ya da ben güveniyorum. Santrofor pozisyonunu ona veriyorum emanet olarak. Ama arkasındaki oyuncu ya da yanındaki oyuncu Muleka'nın kesin performans vermesi lazım. Muleka verebilir mi? Bence verebilir. Muleka çok göz ardı edildi Beşiktaş'ta. Çok geri plana atıldı. Şenol Güneş de zannedersem pek hoşlanmıyor Muleka'dan. Yani böyle çok bir hani seviştiklerini söyleyemeyiz. Göz ardı edildi ama Şenol Güneş döneminde göz ardı edildi daha çok. Yani onun öncesinde Cenk Tosun önündeydi. Ama kaybetmişti gene şeyi. Yani o havasını kaybetmişti Muleka'da. Pek etkili değildi Valeri İsmailson. Gerçi takım etkiliydi, öyle düşünülebilir. Neticede o yüzden ben Muleka'nın X faktörü olduğunu düşünüyorum. Bir de işte Gezal'in durumu. Şimdi Gezal soru işareti, Muleka soru işareti, Cenk'te sakatlık riski var. O zaman dersin ki bir geçici oraya bir oyuncu al. Senin sorunun cevabı bence geçici bir hamle olur. Mesela geçiciden kastın bir numaraya mı yani yine? Bir numaraya değil. Yani Cenk'in önünde bence oyuncu bulamazsın. Abubakar, Origi. Abubakar'ın ben zor olduğunu düşünüyorum. Zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani. Yıllık ücret beklentisi mi fazla olur? Başka takımların ilgisi mi? İspanya demiş menajeri. Suudi Arabistan, Türkiye. Şu başka anda takımların üç. İlgisi yüksek ücret. Üçüncüsü etik olarak. Beşiktaş acaba Abubakar'ın kapısını çalmalı mı? Valla bu kadar haber çıktığına göre ben de garipsiyorum. O son yaşananlardan sonra, ama aynı yönetim çünkü. Başka bir yönetim de yok. Sergen Yalçın yok ama yönetim aynı. O dönem yaşananlar, hani herkes sanki doğru diye kabul etti. Hani bilerek oynamadı. Değil mi? Etik olarak dediğin o. Abubakar böyle bir şeyin üstüne tekrar nasıl gelebilir? Yani hani sen, başka bir yönetim falan olsa olabilir derdim de aynı yönetimde nasıl oluyor bana da çok mantıklı sen gelmiyor. Sen şampiyonluğa giderken son 10 maç oynamayan, ortalarda gözükmeyen bir oyuncu. En kritik 10 maçta. Ki Beşiktaş o ligin sonunu averajla getirebildi. Evet. Onu da unutmayın yani. O kadar ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın Abubakar'a. Abubakar da teşekkür ederim dedi. Bir daha oynamadı. Şimdi sen bir kulüp olarak neden acaba Abubakar'ın tekrar kapısını çalıyorsun? Tamam, zor durumdasın. Zor durumda olmaktan, böyle bedava oyuncu bulamamaktan. Sıra bakma da sen büyük kulüpsün. İşte bazı önceliklerin olacak. Bazı önceliklerin olacak. Şeyde, önceliğinde kendi imajın olacak. Şimdi sen onu yaparsan, gidersen Abubakar'a, o zaman imajında bir bence zedelenme olur. Diyebilirler ki işte ne duygusallığı, böyle şey mi olur? Cart curt falan 50 bin tane şey söylenebilir bu söylediklerim üzerine. Ama bunlar gerçek. Bir de Beşiktaş yani şimdi öyle bir noktaya gidiyor ki bu ara transfer döneminde Abubakar da gelirse hep tartışmalı oyuncular. Yani Ozan Tufan, tribünler maç önü devre arası istemiyoruz diye tezahüratta bulundu. Abubakar çok tartışmalı bir isim. İşte Abubakar ama pek öyle bakan yok. Pozitif mi şu an Abubakar? Genelde öyle hani Abubakar öyle gelsin de bizi kurtarsın. Yani kurtarırsa Abubakar kurtarır tarzı bir şey var genelde. Bilmiyorum, ben hissedemem. Yani Ozan Tufan için yapılan rüzgarın, mesela Ozan Tufan'ın Beşiktaş'la hiç ilgisi yok. Ozan Tufan'ın attığı tweetlerin, Ozan Tufan'ın atmadığı bile şey, hani ne derler, öyle konuşuluyor. Fotomontaj olduğu konuşuluyor onların. Hani Ozan Tufan bu kadar dışarıdayken direkt seni mesela yarı yolda bırakan bir oyuncuya daha sıcak bakıyor Beşiktaş taraftarı. Onları da anlamak zor. Ha, ben hissetmemiştim. Ben sanki ona da bir tepki var diye varsaydım. Hani işte hiç Ozan Tufan için şey yapılan rüzgarın yarısı kadar yok. Yok diyorsun. Tepki. Olabilir. Doğru, öyle bir şey. Hani en azından. Gerçi daha sıcak bu konu. Şimdi Abubakar konusu da Weghorst'un hani maçtan sonra çıktı. Biraz, şimdi de maçta görmek biraz lazım. Denize düşen yılana sarılır durumu var. Tepki olabilir hala ama şimdi Ozan Tufan bir süredir beri konuşuluyordu. O yüzden maçta tepki oldu. Şimdi bu maç sonu Abubakar ismi çıktı. Belki bir sonraki lig maçında bir protesto Abubakar'a da hani olabilir. Biraz belki erken konuşuyor olabilirsin. Bence pek öyle bir hava yok. Bakalım, tabii ki çok net. Ben havaya bakıyorum genel olarak. Aynen.
Öyle bir hava yok. Çünkü işte Weghorst'un gitmesi demek zaten Beşiktaş'ın az olan şampiyonluk umutlarının iyice azalması, hatta yok olması demek. O yüzden de geçici bir çözüm, kesin bir çözüm. Mesela Abubakar işte Dünya Kupası'nda da çok ikna edici olduğu için, yani Abubakar gelip işleri yoluna koyar diye bir düşünce var. Koyar mı? Koyar. O da işin ayrı bir konusu. Yani Abubakar'ın çünkü oyun tarzı da Beşiktaş'ın işine yarayacak bir oyun tarzı. Peki orta sahadan ve kanattan destek alamadığını düşündüğün Beşiktaş'ta çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini varsayarsak, Abubakar çok fark yaratabilir mi? Beşiktaş'taki ikinci döneminde fark yaratmasının sebeplerinden biri de Gezal'in olmasıydı. Şimdi Gezal de yok. Abubakar çok farklı. İşte neden farklı olacak? Gezal'in dönmesi lazım tabii Abubakar'ı verimli, tam anlamıyla verimli olarak kullanman için. Yani Cenk Tosun, Abubakar, Gezal üçlüsü de Cenk Tosun, Weghorst, Gezal üçlüsünün yapabileceklerini yapar. Belki biraz daha preste zayıf kalırsın. Mücadelede zayıf kalırsın ama Abubakar'ın da Weghorst kadar bağlantı oyununu, hatta daha iyisini yapabileceğini söylemek lazım. Daha da gol vuruş kalitesi olarak da Abubakar'ı da ben öyle çok üst seviyeye koymam ama Weghorst'u da koyamıyorsun. Hı hı. Hani gol vuruş olarak. Paket olarak sanki Weghorst daha iyi toplama bakarsak. Yani tabii nereden baktığına bağlı biraz, ne bekledin ama. Çünkü Weghorst'un da sırtını dönük oyunu kötü değil. Ya Abubakar'ın en farkı attığı noktada daha iyi ama Weghorst da hiç yapamıyor değil. Yok. Hani duvara çarpmıyor da topu. Hani bayağı topu tutup sırtında taşıyor stoperleri. Şimdi Weghorst da Abubakar'ın en farkı attığı noktalardan biri oydu. Devamını da getiriyordu. Sonra koşuları da yapıyordu. Weghorst da yapıyor. Hani sırtı dönük oynayıp yerine de saymıyor. Koşuları da yapıyor. Pres gücü de çok, Weghorst de yine çok iyi. Yani seviyede. Pres Weghorst'un herhalde 9-9.5 verir herkes. Abubakar'da o yok. Abubakar'a kaç verirsin? Çok az veririm ben Abubakar'a. Son döneminde de o kadar yoktu. 6.5-7 verir misin? 5 falan veririm ben. 5. Yok, çok vermem pres konusunda Abubakar'a. Pres'te bu kadar fark koyarsan toplamda da zaten Weghorst çıkar. Aynen. Ama gol vuruş konusunda mesela atıyorum 8'e 7 derim ben Abubakar lehine. Tabii itiraz etmem. Bağlantı oyununda 8'e 7 derim Abubakar lehine. Ama sen Pres'te o kadar farkı koyarsan zaten yapabileceğin çok bir şey kalmıyor. Neticede toparlamak gerekirse, toparlayayım mı çok kısa? Toparla, reklama gidelim. Kanımca Weghorst olayı yönetim tarafından biliniyordu. Bu saatten sonra Weghorst'un kalması gibi bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ın öyle konuşulduğu gibi çok milyon eurolar alabileceğini de zannetmiyorum bu durumdan. Hani işte Beşiktaş diyor ki biz istemediğimiz sürece öyle bir şey olmaz. Olur, bal gibi olur. Çünkü oyuncunun niyeti var. Oyuncu istemediği sürece zaten çok fazla bir şey yapamıyor artık kulüpler. Yapmamaları da lazım zaten. Onun dışında Abubakar konusunda, Abubakar transferine Beşiktaş'ın yoklayacağını anlıyoruz. Ama ben ne kadar doğru olduğu konusunda etik olarak çok emin değilim. Son şampiyonluk sezonunun ardından. Abubakar gelirse fayda verir mi? %100 verir. Orada hiç şüphem yok Abubakar'ın fayda vereceğinden. En azından gidene kadar, canı sıkılana kadar o katkıyı verir. Genel olarak böyle Weghorst'la ilgili. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Yeni saatteyiz. Transfer dönemine 2 gün kaldı resmi olarak açıklanmasına. Tabii ki transfer dönemi açıklanmadan da çok sayıda haber çıkıyor. Biz de maçlarla birlikte onları konuşuyoruz. Az önce de işte Weghorst konusu bir transferdi. Onu detaylıca konuştuk. İşte Mamedi Üf ismi ortaya atıldı. Galatasaray'la ilgili birkaç gündür bir transfer haberi paylaşılıyor. Galatasaray'ın Antalya Spor'dan şu anda iki isimle ilgilendiği haberleri medyada var. Birincisi Hacı Wright. Aslında Beşiktaş için de bir alternatif olabilir mi diye soracaktım. Az önce konu kaynadı. Yalnız pahalı bir opsiyon Hacı Wright. Yani basında çıkan rakamlar doğruysa 8-10 milyon euro bandında bir beklentisi var Antalya Spor'un. Beşiktaş o kadar para verir mi verebilir mi bilmiyorum. Galatasaray verir mi verebilir mi bilmiyorum. Veremez, Galatasaray mantıken verememesi lazım ama neler gördüğümüz için çok kesin de konuşmak istemiyorum. Galatasaray'ın da bonservis teklifi olacak ama 3 oyuncuyu da kiralık göndermeyi düşündüğü, işte Seferovic,
beklentisi olmuş Antalya cephesini. Yunus Akgün'ü istemişler kiralık olarak. Ki öyle hani altyapıdan oyuncu falan da veremiyorsun. Onların da beklentisi ilk 11 düzeyinde oynayacak oyuncular. Galatasaray böyle bir transfer harekatının içinde. Bu da ilginç geldi bana. Hacı Wright sonuçta bir numara Antalya Spor'da. Icardi var Galatasaray'da. Gomis var. Hadi Seferovic yollara ayrılmaya çalışılıyor da Barış Alper de o bölgede bir alternatif olabileceğini gösterdi. Önümüzdeki sezon hazırlık gibi mi acaba Galatasaray? Yani bu sezon geri kalanı için çok elzem değil. Gomis de sonuçta performans veriyor öyle veya böyle. Barış da vermeye başladı. Sene Icardi olmayacak. Artık onu bir sene daha kiralaman pek mümkün gözükmüyor. Herhalde Galatasaray o yüzden şimdiden çok alışık olmadığımız şekilde uzun vadeli bir planlama içinde gibi hissettirdi bana. Sen de katılırsın herhalde. Evet, çünkü Galatasaray gelecek sene bir anda 3 santrafor arayabilir. Evet, 3'ünün de sözleşmesi bitiyor normal şartlar altında bu sezonun sonu. Gomis'le zaten devam edilmez. Seferovic'le devam edilmeyecek. Icardi'yi tutman zor. Icardi konusu ilginç. Hani Icardi'yi tutsan da Icardi'yi sağda tutamıyorsun. Bir de öyle bir sıkıntı var. Adam ligin çok üzerinde. Zaten bunu gelmeden önce söylüyorduk, anlatmıştık Icardi'yi. Çok özel bir oyuncu. Ancak işte sana 36 hafta, 38 hafta direkt olarak sahada kalırım garantisi vermiyor. O yüzden de bir alternatifin, iyi bir alternatifin olması gerek. Yani bu sezon aslında Galatasaray bugün liderse Gomis'in çok büyük katkısı var bunda. Evet. Çok büyük katkısı var. Icardi kadar belki fazla bilmiyorum. Ya zaten gol dakikalarına bakarsan yani aslında. Sene başında zaten attığı gollerle bir kere Galatasaray'ı yarışta tuttu. Son maça kadar hep ilk golü atıyordu galiba, evet. Karşılaşmalardaki 1-0'a yani getiren. Çok ekstra golü. Puanlar kazandırdı Galatasaray'a ama daha önemlisi Galatasaray işin içinde tuttu. Yani Galatasaray o Gomis'in son dakika golleriyle iki tane maçı kazanamasa Okan Buruk da kalmazdı bugün. Krize girer. Teknik adam değiştirirdi. Çok net şekilde. Çünkü o zaman şey denecekti. Bu kadar iyi kadro. Bu teknik direktör beceremiyor denecekti. Ve Okan Buruk'la erken bir şekilde yollar ayrılacaktı. O yüzden hani bugün liderlikte Gomis Icardi'den daha fazla katkı yaptı. Icardi en büyük farkı Beşiktaş maçında ortaya koydu. Başakşehir maçında şov yaptı. Fenerbahçe maçında kopartan oyuncu oldu. Hı hı. Yani onun da büyük maçlarda sahneye çıkması, işte çok etkileyici goller atması bir anda doğal olarak herkes vay be dedi. Yani bizim burada sezon başında söylediğimizi millet şimdi yeni yeni görmeye başladı ama Icardi bu zaten. Icardi böyle bir oyuncu. Ama işte sene sonunda gitmek mi ister? Anlaşsa da sürekli olarak sahada kalır mı? Bir soru işareti var Icardi'de. O yüzden de aynen senin dediğin gibi Galatasaray bazı işleri şimdiden düşünmek, o planları yapmak mecburiyetinde. Çünkü bir oyuncu olsa çok acele etmene gerek yok. Yani iki santraforun kalacak, üçüncüyü ekliyor olsan çok acele etme, beklersin ama üç tane oyuncu oraya monte etmen lazım. Şimdi Barış Alper bir santrafor değil. Barış Alper'in daha zamana ihtiyacı var. Barış Alper de iyi yolda ama bir numara olmayacak. Bir numara olmayacak. Kalsaydı yani. En iyi döneminde bile. İki numara da olmayacak büyük ihtimalle. Gelecek sene. Öyle bir opsiyon da düşünmüyorum ben. Neticede Hacı Wright da iyi bir alternatif. Neden iyi bir alternatif? Hem genç hem birçok özelliği var. Hani Galatasaray'ın alıp şimdi mesela Galatasaray Gomis'i kullandı. Gomis'e iyi ücretler verdi. Özellikle son anlaşması. Ama artık Gomis'i kenara ayırıyor. Seferovic'den zaten herhangi bir şey kazanması mümkün değil. Icardi'den bir şey kazanması mümkün değil. Ama hep söylüyoruz. Takımların, özellikle bizim büyüklerin böyle biraz daha parlatıp aldığının daha fazlasını satacağı oyunculara da ihtiyaç var. Hacı Wright de buna tam uyan bir profil. Zaten şimdi bayağı talibi var bizim Ajans Spor'daki haberde. İtalya'dan Atalanta başta olmak üzere Cremonese ve Torino denmiş. İngiltere'den Crystal Palace, Brentford gibi takımların ismi geçiyor. İşte Lokomotiv Moskova'nın teklifinden reddedilmiş. Bahsediliyor. Hacı Wright kendisi Rusya'ya gitmek, evet, istememiş, reddetmiş. Yoksa teklif 8+2 milyon euro. Taliplisi çok. Galatasaray alabilirse önemli bir iş yapar ve bir sene sonrasında da yaşı da uygun. 24 şu an, 25-26 yaşında da
onu Avrupa'nın büyüklüklerine de satabilir. Yani, uluslararası oyuncu olması önemli. Hep dile getirdiğimiz gibi. Performans verebilir. Tabii ki günün sonunda ne kadar çok gol attığıyla ölçülecek başarısı. Gol şansı yüksek bir oyuncu, yalnız çok iyi bir bitirici mi de tartışılır. Çok saç baş yoldurduğu bu sezon pozisyonlar var. Ama daha iyisi olabilir mutlaka. Öyle bir potansiyeli var. Var var. Daha iyisi olabilir. O konuyu geliştirebilir. Tabii ki yaşı hala santrfor için genç. Yani 24 yaş. Biraz daha olgunlaşsa son vuruşu da gelişebilir Hacı Wright'ın. Potansiyel çok yüksek, çok mobil, çok hareketli. Ben keyif alıyorum Hacı Wright'ı izlemekten bu sezon Antalya Spor maçlarında. O yüzden mantıklı bir transfer eğer yapabilirse, Galatasaray diğer takımlara ekarte edebilirse. Ama işi hiç kolay değil, çünkü baş ettiği takımlar, yani İtalya'dan Atalanta ve Premier Lig takımları, ekonomik olarak çok daha güçlüler. Galatasaray nasıl verecek o paraları? 8 milyonlar, 10 milyonlar. İtalyanlarla hadi de İtalyanlar bir noktada bırakırlar. İngiltere ile zor. İngiltere ile evet. Kolay değil. Diğer bir transfer Galatasaray'da Güray Vural, artık ligdeki sol bekler. Bütün yerli sol bekler Galatasaray'a tek tek yazılıyor. Son halkada Güray Vural diye. Tabii yazılıyor, bu yakıştırma değil büyük ihtimalle. Bir Galatasaray'da bu böyle bakıyor. Yani tek tek hani girdiler bir siteye, yerli sol bekler baştan aşağı listede piyasa değerine göre Transfermarkt'a girip bakıyorlar en üstte kim var. İşte Rıdvan Yılmaz gittik, yok olmaz, Rıdvan Türkiye'ye dönmek istemiyor, geç. İşte Ferdi Kadıoğlu var, yok Eren var, olmaz. Sıra sıra böyle aşağı doğru gidiyor gibi Galatasaray, listenin artık aşağılarına doğru geldiler. Güray Vural da 34 yaşında, o da iyi bir sol bek, yani kanattan bozma bir bek, ama o da eğer hücumda çok iyi katkı istiyorsanız Galatasaray'ın gitmesi gereken bir sol bek, ama savunma performansı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Daha çok hücum yönüyle ön plana çıkan bir oyuncu. Okan Buruk'la birlikte çalışmış. Ama orada da sıkıntı, Antalya Spor haliyle bırakmak istemiyor Güray Vural'ı. Gerçi elinde Cemali var. Yedek sol bek gibi, ama ona da demek ki çok fazla güvenmiyorlar. Güray takım için önemli gözüküyor. Bakalım Galatasaray orada kimi ikna edebilecek? Yani Aziz Beyç, Hasan Ali Kaldırım, Güray. Eminim Güray'da olmazsa daha farklı isimler medyada çıkacak. Hani Uğur Çiftçi çıktı dün mesela. Onun da dün Burhan Can, bizim eski çalışma arkadaşımız, mesai arkadaşımız, o da yazmış. Çünkü bir transferde menajerleri ortakmış Galatasaray'a. Bir oyuncu getirmiş Uğur Çiftçi'nin menajeri. İlişki sıcakmış. Uğur Çiftçi'nin de Galatasaray'a gelme ihtimali olduğunu söylüyor. Bayağı ilginç bir noktaya gidiyor Galatasaray'ın sol bek arayışları. İşte tamamen 8+3 yüzünden bir transfer zorlaması Galatasaray adına. Başka öyle bir şey değil. Öyle. Kurallar bu, ona göre. Galatasaray'da sezon başı o planlamayı doğru yapamadı. Yani burada Galatasaray kural eleştirisi olabilir. Ona bir itirazım yok, ama Galatasaray'da kuralı bilip sonuçta transferleri yaptı. İşte başka mevkide çıkartamayınca yerli böyle bir zorluk oldu. Bu sezonda da ilk kez herhalde derbide 4 yerliyle Galatasaray sahaya çıktı. Yani normalde 3'ü çok zorlayan bir takım, çok zor çıkaran bir takımdı. Derbide de ilginçtir. Ekstra bir yerli de sahaya sürdü. Aslında yapsa yapıyor Galatasaray da. Şartlar tabii. Yani yapıyor tabii, orada işte bir anda Berkan'ın beklenmedik bir iki maçlık çıkışıyla beraber Torreira'nın işte ülkesine gidip gelmesi ve orada Berkan'ı kullanması. Barış Alper keza aynı şekilde. Ama Barış Alper de mesela Gomis sağlıklıyken tercih edilmesi, hani hiçbir zorunluluk yokken tamamen tercih olarak yerliye alması. Ama işte maçın özelinde bir tercih. Şimdi içeride oynayacağım bir karşılaşmada Gomis'le başlarsın. Çünkü anlayış, Okan Buruk çok net bir şekilde bir kafasında planla çıktı. Hatta o planı burada bahsetmiştik biz de, olabilir diye, hatırla. Hı hı. Söyledik yani, bizim de söylemediğimiz bir şey değil. En ileri uçta Barış Alper'i kullanabilir dedik. Ama ben açıkçası böyle bir deplasmana başlayacağını düşünmüyordum. Kullanabilir. Bence de mantıksız değildi, ama çok büyük cesaret. Bir plan. Tamam işte. Okan Buruk tarafından. Zaten Zafer cesurların yanında, biliyorsun şans. Ama kaybetse böyle de eleştirecektik. Tamam. Ama ihtimal. Bir şey düşündü. O düşündüğünü de takım sahi uyguladı. Evet. Oyuncular uyguladı. Ama bu olabilirdi. Hatta ne dedik? Belki dedik Mertens en uçta olur dedik. Orta saha üçler Fenerbahçe'nin şeyi için, yani bunlar kağıt üzerinde düşünülebilecek, söylenebilecek şeylerdi. O yüzden de hani şimdi bundan sonraki karşılaşmalardaki Galatasaray bundan sonra herhalde İstanbul'dan 2025'te falan çıkacak. Evet. 5 maçın 4'ü iç saha. Çok şeyde Galatasaray'ın bir rakiplerine göre iç saha avantajı olacak bundan sonra. Zaten takım şimdi havasını buldu. Takım havasını bulmuşken iç sahada o baskılı oyunda
rakip ceza sahasında daha fazla olduğun oyunda orada Gomis ya da Icardi olur. Yani Barış Alper'e dönmen için biraz daha şartların tekrar böyle bir karşılaşmaya evrilmesi gerekir. Yalnız burada araya girmek istiyorum. Barış Alper sırtı dönük oyunda da bence iyi sinyaller verdi. Yani Barış Alper'i genelde savunma arkası koşusu, işte Gustavo Henrique sarı kart vesaire gördüktü ama stoperleri de sırtında taşıdı. Bence kapanan savunmalarda da iş yapabileceğini bu maçta ufaktan bir sinyali verdi. Devamı gelir mi bilmiyorum. Ben etkilendim. Yani Serdar Aziz'i sırtında taşıdı. Salah'ı taşıdı. Hava topunda Gustavo Henrique üstünü kuramadı ki kimse kuramaz. Çok kolay kolay. Barış Alper bence orada da iş yapabilir. Yani ben senin kadar öyle çok sırtı dönük oyunda umutlu olmadım bu karşılaşmaya. Ben acayip etkilendim. Bilmiyorum sırtı dönük 3 stopere karşı ayrı ayrı ben bilmiyorum. Fakat ne olabilir? Hani iç sahada Galatasaray skor üstünlüğünü aldıktan sonra son bölümde artık rakibi iyice öldürmek için sen biraz daha geride kendi alanında beklerken rakip üstüne gelirken Barış Alper'le o öldürücü darbeyi vurabilirsin. Artık oyuncu da özgüveni aldı çünkü. O koşularla beraber. Barış Alper'in en önemli özelliği bence Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi çok fazla geriye koşturması oldu. Barış Alper tek başına Fenerbahçe'yi bayağı koşturdu. Tüm takım olarak koşturdu. Bu büyük fark yarattı karşılaşmada. Hani bunu işte bir Galatasaray'ın şöyle düşün 70'te 2-0 olduğu, 2-0 önde olduğu bir iç saha karşılaşması. Gomis oyunda çıkar Gomis'i. Al Barış Alper'i. Barış Alper'i hem pozisyona sokarsın hem sana skor üretebilir ama aynı zamanda ciddi bir tehdit olduğu için rakibi iyice de oyundan düşürecek. O 3 kere geri koştursan zaten 70. dakikadan sonra bitti. Mesela bu maçta yani şöyle çok affedersin bir cümlem var. 70'te 3 kere rakibi geri koşturdun. Rakibin kalan dakikalarda sana baskı yapmasını engellersin. Yani skor 2-0'da kalsa dahi yorduğun için rakibi artık rakip o şeyle aynı güçle sana saldıramıyor. Bir de öyle bir avantajı var o oyuncuların. Yani skoru 2-0'dan 3-0'a taşımasa da rakibi hırpaladığı yorduğu için sana rakip basamıyor artık eskisi gibi. Tabii ki ben de o sırtı dönük oyunundan ziyade bu savunma arkası koşuları temposuyla fark yaratıyordu ama dün bu derbide mesela ilk gol öncesi kazanılan kornerin başlangıcında sırtı dönük topu sol kanada geçirmesiyle atak şekilleniyor Barış Alper Yılmaz'ın. Yani dünkü maçta ben dün tekrar izledim karşılaşmayı ikinci kez 90 dakika olarak. Büyük maçlardan sonra yapıyorum. Daha da emin oldum Barış Alper'in sırtı dönük oyunundan. Onu dikkatle izleyeceğim. Yani bu bir maçlık bir denk mi geldi? Fenerbahçe'de savunmacılar mı formsuzluğu çok yoksa Barış Alper'in gerçekten bu yönü de güçlü mü? Daha dikkatli bakacağım. Bir dinleyicimiz teşekkür ediyoruz Volkan. Mustafa Muhammed'i hatırlatmış. Opsiyon kullanıldı mı demiş. Aslında kullanılmadı. Mustafa Muhammed'in Galatasaray'la sözleşmesi var. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da olabilir. Şimdi tekrar kontrol edeceğim Galatasaray'la sözleşmesi hangi tarihte bitiyor ama tahminen 2024'tür en erken. 2025'miş Mustafa Muhammed'in sözleşme bitiş tarihi. Nantes henüz kullanmadı. Ama kullanabilir ki plan da şöyleydi basında çıkan haberlere göre Galatasaray işte Nant'ın opsiyonu kullanmasını bekleyecek ve oradan gelecek parayla da Raşisa'nın bonservisini alacak. Evet. Yani o yüzden Mustafa Muhammed de gelecek sezon planlarında düşünülmüyor ama biz es geçmiştik dinleyicimiz vasıtasıyla hatırlayıp bilgiyi de Mustafa Muhammed deyince oldum. Sanki böyle şeye götürdü beni 1987'ye falan. Hani o kadar Mustafa Muhammed bende geride kaldı. Unuttun mu Mustafa vallahi Muhammed'i? Unuttum. Bu sezon hadi hatırlatalım performansını hatırlatayım ben. Ligde 17 maç 3 gol. 4 gol 3 asist 932 dakikada bunu yapmış. Toplamda da 25 maç 7 gol 4 asist 1558 dakika süre almış. Öyle kötü değil Nant gibi bir takımda bu performansı gösteriyor. Nant peki ligde kaçıncı diye soracak olursanız ligde de 15. basamakta. Nant. Yani aslında bu istatistiklerde fena değil bu tarz alt sıra takımı için. Küme düşme hattıyla 4 puanlık bir farkı var sadece. Ama Icardi'den falan sonra Mustafa Muhammed o zaman Galatasaray taraftarlarına Galatasaray'ın almaması lazım. Zul gelir. Şimdi Icardi'den sonra kimi Hacı Wright'ı alsan Hacı Wright da kesmeyecek ki. Hacı Wright ama 1 numara düşünmüyordur Galatasaray'ın büyük ihtimalle. Ha, 8 milyon euro vereceksin. Bence 2 numara. Ha, 8'i verip 2 numara. Kesin. Vallahi kulüpler iyi ki senin gibi yöneticilere emanet edilmiyor. Vallahi Hacı Wright'a 8 verip 2 numara düşünüyorlarsa vallahi ben düşünüyorsan yazıklar olsun. Mesela orada eminim. Eminsin bir eminim. De. 8 verecek Galatasaray
Galatasaray yine Marco bir santrafora gider. Kendinden ayrılırsan. Vallahi çok iyi gelmiştik 9-15'e kadar vallahi. Hadi tartışıyorduk da. Seni şok ettim. İdare edebiliyordum. Ben öyle düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Yok. Bilmiyorum, insanlar yazsınlar yani. Hacı Wright mesela bu seneden sonra Hacı Wright'a 8 milyon euro verse Galatasaray bir numaralı santrafor mu yapar diye düşünüyorlar. Yoksa Hacı Wright 2 numara olur yerine tamam Icardi ayarında birini almak zor. Musa Dembele var mesela on servis elinde olacak. Bir numara bir markaya gider Galatasaray. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, insanlar ne düşünüyor marka. Yazsınlar. Vallahi çok kötü etkiledi bu yorumun beni ya. Ve bense. O zaman ben kendime gelmem için bir ara vaktimiz var. Araya gidelim. Sonra iddia ve kripto paralarla buradayız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Sizlere Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım. Şu anda bir Bitcoin 17.224 dolardan işlem görmekte. Yeni haftaya Bitcoin 17.000 dolar üzerinde başladı. Dün de 17.400'lere kadar çıktı ve bir ufak geri çekilme yaşandı. Herhalde bir süre 17.000 ile 17.500 arasında gidip gelecek ki son dönemde 16.000 dolar seviyelerindeydi Bitcoin. TL olarak fiyat, onu da paylaşalım, 327.441. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, 9.21 saatlerimiz. Çok kötü bir espriyle bu iki arada programa giriş yaptım Ali abiyi. Bu sefer ben hayattan soğuttum. Yani karşılıklı şu anda bir savaş halindeyiz. Yani ama en azından benimki bir yorumdu. Evet, benimki hani, espriyle seninki oldu. Seninki espriydi. Evet. Seninki daha ağır oldu. Neyse, onu sindirmen senin de biraz vakit alabilir. Ben sen toparlayana kadar günün iddia karşılaşmalarını paylaşayım. Şimdi lig bizde 18. hafta bitti. Evet. Pazartesi günü. Hafta içi bir bültenimiz yok. Ne kupa maçı var ne bir lig karşılaşması var. Rahatız cuma gününe kadar. Ama Avrupa'da kupa karşılaşmaları var. Bugünün bülteninde saat 23'te İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Manchester United, Charlton Athletic ve Newcastle United, Leicester City. İki maç burada var. İtalya Kupası son 6 turunda Inter Parma maçı var. Yine aynı saatte 23'te. Portekiz'de Benfica'nın maçı var. Varzim deplasmanı 23.45, maçlar da maşallah yani benim yattığım saatten sonra başlıyor hepsi. Hollanda Kupası vesaire bu hafta içini böyle kupa karşılaşmalarıyla genel olarak geçireceğiz. İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan, Portekiz'den, Belçika'dan kupa maçları daha yüksek oranlarla iddiada olacak. Tek istisnası Fransa Ligi. Çarşamba günü Fransa Lig 1'de yeni hafta maçları aynı gün iki farklı seansta oynanacak. 21'de 5 maç, 23'te 5 maç. Paris Saint-Germain mesela Angers karşısında olacak. İşte Marsilya Troyes deplasmana gidiyor. Lens Strasbourg deplasmanı orada. Yarın biraz daha bülten hareketli olacak. Var mı Ali abi senin bu hafta içi bülteninden, yoksa pas geçme taraftarı mısın? Pas geçme taraftarı değilim. Mesela bugün Manchester United Charlton'la oynuyor. Orada Manchester United tabii oranı düşüktür. Hatta Manchester United'da ilk olarak galibiyet açılmamıştır. Bakacağım Handikaplı şimdi. Handikaplı eklememiz gerekir. 1.05 açılmış. Handikaplısı da 1.27. Evet. Hatta orada iki handikap bile denenebilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Manchester United'da. Onun dışında... Dün Arsenal handikaplı verdi Barış abi. Bir de Adanemispor KG var herhalde, konuşmuştuk. Geldi. İkisi Arsenal de geldi. İkisi kazandı çünkü. Evet, ikisi de gelmiş. Inter Parma karşısında takılmayacaktır. 1.13 ama Inter'in de oranı. Inter'de handikaplı denenebilir. 1.49. Bunun dışında bir de Newcastle-Leicester karşılaşması var. Orada da Newcastle'ın ben bir tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü diğer kupada, FA Cup'ta, daha önemli kupada çok zayıf bir rakibe elendi Newcastle.
ve kupanın sürprizlerinden birini yaptı. Şimdi içeride Leicester'la oynuyorlar. Orada bir tepki verip Leicester'ı da mağlup ederler diye düşünüyorum. Bir de burada şimdi burası çeyrek final artık. Hani çeyrek yarı final 3 maçlaşmayla Newcastle bir kupa finali yapabilir. Kupanın da aslında favorilerinden demeyeceğim. Tabii de hani kupayı kazanmak için mücadele edecek bir takımı var Newcastle'ın. Şu an hani United var, City var. Üçüncü güçlü takım da Newcastle. Yani evet, öyle çok söylüyoruz zaten. Değil. Dolayısıyla bu Leicester maçına bir önem vereceklerdir. Leicester'da geçerler diye düşünmekteyim. Oran orada 1.43 yalnız. Kötü değil bence 1.43. Değil mi? Bilmiyorum hani. Kim sana 90 dakikada paranın %43'ünü verir? Ama işte karşısındaki Leicester City gerçi formsuzlar ama bilmiyorum. Hani kupa maçı olduğu için neyse. Sen verdin artık ben. Çok fazla fazla bir yorum yapmayayım. Tamam bu kadar. Yeter. Dilerseniz tabii ki tercih edebilirsiniz bu karşılaşmaları. Yarın Lig 1 işte İspanya'da güzel karşılaşmalar var. Real Madrid-Valencia maçı şu an dikkatimi çekti. Milan-Torino maçı var. Yarın daha fazla karşılaşma var. Yani bugün illa oynamak zorunda değilsiniz. Bugün MBS1 olarak 3 maç var sadece. Yarın 20'ye yakın karşılaşma olduğunu hatırlatayım. Şimdi iddia bölümünü bir kenara bırakalım. Mustafa Kemal isimli dinleyicimiz Galatasaray'la demiş ki Galatasaray'ın bir numaralı forveti isim olmalıdır. Antalyaspor'un forveti bizim bir numaramız olamaz. Ali abi haklı demiş. İlk gelen mesaj bu. Galatasaray'ın forvetiyle ilgili olarak şaşırdık mı şaşırmadık da. Zaten Icardi'den sonra en markayı getirsem bile yani ne kadar getirebiliriz. Icardi'den herhalde daha iyisi gelmez Galatasaray önümüzdeki sezon. Yani öyle bir fırsat. Ya belli olmaz işte takımlar kiralıyor. Ondan sonra bazen böyle bir fırsat oluyor. İşte Icardi'nin de gelmesi çok hani kolay bir iş değil. Yok olmaz derdim ben sezon başında. Yani gelip şey böyle var. Performans vermesi de hani gelebilir getirebilir Galatasaray yıldız. Performans da vermeyebilir. Sonuçta birçok dünya yıldızı da geldi. Hepsi de öyle müthiş performanslar vermedi. Icardi kadar verimli başlayanı olmamıştır Süper Lig kariyerine. Olmamış mıdır? Yani Drogba geldi mesela. Drogba Icardi mi? Ya bismillah gol attı Drogba'ya ilk maçında. Biliyorum Akisar maçıydı evet. Hatırladım. Oyuna sonradan girmişti değil mi? Aynen. Kafayla mı atmıştı? Topa ilk dokunuşu mu neydi Drogba'nın? Ama yani mesela Icardi kadar etkilenmediğimi hatırlıyorum Drogba döneminden. Bayağı oldu üzerinden 8 sene geçti neredeyse. 8-9 sene geçti Drogba'dan ama Icardi'nin çok etkiliydi. Etkili etkisiz demiyorum da Icardi kadar hani ya Icardi'nin klası işte başka bir seviye. Bir de diyorum ki çok etkili zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda kendini gösterdi. Yani bu golleri ligde iç sahada daha zayıf bir takıma karşı atmadı. Ya Messi'nin Osasuna attığı gibi goller değil diyorsun. Hadi. Yani daha Icardi büyük takımlar. Skor 3-0'dayken ortaya çıkmadı. Hı-hı. Icardi. Penaltıdan da bir golü var bu arada. Gitti Beşiktaş maçını kazandırdı. Başakşehir maçında az önce söyledim şov yaptı yani. Şov yaptı Başakşehir maçında. Attı attırdı. Diğer tarafta Fenerbahçe maçında da işte adeta o şey oldu. Pastanın süsü oldu. Asiste yani, çok güzel bence. Asiste de olağanüstü orada beklemesi, pas şiddeti yani komple çok güzel. Yani Kerem benzer bir pozisyonu. Dün öğlen Sayın Genetik'le söylüyordum. Topu kontrol etti. Kerem çalıma girince aynen. Bütün Hebaldo pozisyonu. Ama Icardi çok zeki gerçekten. Orada çalıma girmeyi Icardi de bilirdi. Yapmadı. Daha doğru olan tercihi yapıp asiste pozisyonu süslendirdi. Şimdi transferlerden konuşuyorduk. En son Galatasaray'da Hacı Wright'tan bahsettik. Notlarım arasında bir de gerçi notlarıma değil de şimdi başka bir haber devam edecektim. Ona döneyim. Özür diliyorum. Fenerbahçe'de Altay Bayındır derbideki performansından sonra o da tartışılır hale geldi. Maç sonu mesela Ali Koç'a Altay Bayındır konusu soruldu. Takip edebildim mi bilmiyorum. Bugün bu konu hakkında yorum yapmayacağım dedi. Bana çok ilginç geldi. Neden? Mesela korumaya yönelik bir açıklama yapabilirdi. Basit birkaç cümle kurabilirdi. Yapmadı Ali Koç. Şimdi de haberler işte Altay'la ilgili pek iyi değil. Çünkü sözleşmesi bitiyor ve yönetimin önerdiği ücreti de yanaşmadı. Söyleniyor. Bugün Aygün Özüpek imzalı bir haber de var. Görüşmeler askıya alındı diye. Altay 25 milyon istiyor. Fenerbahçe ise 15 milyon TL teklif ediyor yani. Yarı yarıya neredeyse fark var. Altay'la da sanki yavaştan bağlar. Hani taraftarla zaten kopmuş gibi. Son protestodan sonra bu sezon çünkü bir değil iki değil. Sözleşmesi de bitiyor. Ben böyle bir birliktelik görmüyorum önümüzdeki sezon. Bu hafta vasat kalecilik ve iyi kalecilik arasındaki farkın
büyük takım özelinde çok net görüldüğü bir hafta oldu. Mert Günok mesela Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'a çok uzun süre sonra kaleci performansıyla puan getirdi. Ve Beşiktaş taraftarı pek inanamadı. Ne oluyor dedi, hani böyle bir şey mi vardı futbolda? İlk kez görüyorlar çünkü adamlar hazır değiller böyle bir şeye. Kaleciyle maç kazanıyor Beşiktaş. Muslera derbide bak pek ortada yok gibi gözüküyor ama Batshuayi'nin şutu önemli o kurtarış. Arao'nun şutu. Aynen. İki tane pozisyonda ortaya çıktı. Kendini gösterdi. Altay ile Uğurcan hangisi daha iyi, hangisi oynamalı diye insanlar birbirini yerken bak ikisi de kurtarabilecekleri toplarda goller yediler. Ve fark yaratmayı bırak kötü yönde etkilediler takımlarını. Yani oyunun içinde, maçın içinde tutamadılar takımlarını. O yüzden bu hafta çok böyle net bir göstergeydi. Yani iyi kalecilikle vasat kalecilik arasındaki fark. Yani Beşiktaş zaten sürekli vasat ve vasatın biraz üzeri kalecilerle oynuyordu. Çok uzun yıllardır. İlk kez iyi bir kalecilik gördü. Fenerbahçe tam tersi. Yıllarca çok iyi performanslar aldı. Ama şimdi bir istikrarsızlık var Fenerbahçe kalesinde. Yani Altay'ın kurtardığı olağanüstü toplar da var. Ama Altay yüzünden Fenerbahçe'nin koptuğu maçlar da var. Şimdi bu çok büyük takımın kaldırabileceği bir şey değil. O yüzden de ben sana katılıyorum. Yani Fenerbahçe mesela Altay konusunda bir yol ayrımında. Altay sürekli istikrarlı performans vermesi lazım. Yani bir nevi Muslera gibi. Muslera'nın çok uzun Türkiye kariyerinde toplasan sallandığı 6-7 ay vardır. Muslera'nın. Yani onun dışında çizgi hep belli Muslera'da. Sekmiyor. Ve ihtiyacın olduğu anda orada işte biliyorsun. Onu görüyorsun. Şimdi Uğurcan da mesela öyle. Trabzonspor'u şampiyon yaptı. Evet. Geçen sene en iyi iki oyuncudan biriydi. Evet. Ama bu sene şimdi olmaz. Çünkü futbolda dün yok. Yani dünün olmadığını Ronaldo'dan görebiliyorsun. Bak Ronaldo'dan görebiliyorsun. Yani bahsettiğimiz oyuncu Ronaldo. Futbolda dünün olmadığının bence en büyük kanıtı bu sene özelinde. Ama Uğurcan Ronaldo. Çakır da Altay'da tabii ki performansını yükseltebilirler. Yükseltebilirler. Bugün mesela övdüğümüz, sana destek vermek için söylüyorum. Mert Günok sakatlanmadan önceki dönemini hatırlayın. Ama bak o da şey değil. İşte büyük takım onu kabul etmiyor. Anlatmaya çalıştığım şey o zaten. İstikrar istiyor büyük takım. Yani büyük takım sen bir sezon iyi ol, bir sezon kafa karıştır, bir sezon kötü ol istemiyor. Ben de istemem. Kale bu. Benim sana gözüm kapalı güvenmem lazım. Sana emanet ettim kaleyi. Artık sen belli bir standartın üzerinde kendi yarıştığın lig çerçevesinde bahsediyorum. Sen büyük takımsın. Orada vasatla, vasatın altı performansa, istikrarsızlığa yer yok. Yani çok iyi kaleci. Evet çok iyi kaleci. Ama 3 maç hata yapıp ya da işte 3 maç da değil yani sürekli bir 4 ay 5 ay kötü performans gösterip ondan sonra 2 ay çok iyi ne yapayım onu istemiyorum ki ben. O Ertaç da iyi kaleci ona bakarsan. Ertaç da iyi kaleci. Ertaç'ın da çok kullandığı şey kurtardığı maç var. Eğer öyle bakacaksak. Ama işte oradaki pozisyon sana sürekli iyi performansı takım olarak vaat ediyor. Vaat etmesi lazım. Onu da alman lazım. Alamadığın noktada tartışılıyorsun. Şimdi taraftarı kaybettiğin zaman geri dönüş çok zor. Mesela Şenol Güneş Deli Ali'yi de o riske girmeye değer görmedim diyor. Taraftarla bağ koptu. Onda da o şeyi görmedim. Bir daha kullanmadı. Deli Ali oyuna bile almıyor şimdi. Şimdi Altay'la da o bağ koptu çok net şekilde. Bir de soru işte bak şimdi bağ koptu ama Altay'dan sen bundan sonra 3 sene üst üste en üst düzey performans alabilir misin alamaz mısın? Asıl soru o. Ben onda emin değilim. Mesela bak Volkan Demirel öyle değildi. Yani Volkan Demirel kariyerinin başında hata yaptı. Yaptı. Ondan sonra bir seviyeye çıktı. İnmedi adam o seviyeden. Devam etti. O seviyede kaldı. O yüzden de zaten o kadar uzun yıllar Fenerbahçe Kalesi'ni koruyabildi. Yani durduk yere Volkan'a kaleyi vermediler ki. Ya da Volkan Demirel çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe Kalesi'nde kalmadı ki. O performansı ta son dönemine kadar. Son döneminde düşüş yaşadı. Ondan sonra zaten kale gitti. Volkan'dan. Ama çok uzun bir süre aynı Muslera gibi maç kurtaran, maçı etki eden, çok az basit hata yapan performansı sergiledi. Şimdi olmaz. 3 ay çok iyi, 4 ay kötü, 1 ay soru işareti. Olacak mı, olmayacak mı? Dur. Geçti artık o.
O geçti. Uğurcan da o tehlikeyi yaşıyor. Yani bu sezon devamı böyle giderse evet o tehlike var ama Uğurcan'ın genel hani kurtarış yüzdesi vesaire en azından program içinde bahsettik kötü değil. Yani son yıllarda hep belli bir standardın üzerinde Uğurcan Çakır ama Altay için aynı şeyleri söyleyemem. Altay'ın da dezavantajı şu oldu. Volkan Demirel'le kıyasladığım için söylüyorum. Mesela Volkan Demirel'in döneminde Fenerbahçe hep daha istikrarlıydı. Yani mesela Ali Koç'un dönemlerindeki gibi sıkıntılar yaşamadı Volkan Demirel takım olarak. Yani daha iyi bir takım performansı doğru. vardı o dönemlerde. Doğru. Altay'da takım da böyle uçup kaçmadan, doğru. takım uçup kaçtı Altay kötüydü de diyemiyorsun. %100 öyle doğru. Altay'ın da öyle bir şanssızlığı oldu. Bu da hani bazen yanlış zamanda yanlış yerde bulunabiliyorsun. Altay'da dediğim gibi onun şanssızlığını yaşadı. Haber şu, sözün özü Altay'la yollar ayrılabilir dedik Ajans Spor'daki haberde. Fanatik'te de tecrübeli bir kaleci aranıyor denmiş. Adaylar ilk hedef Paris Saint-Germain'li Keylor Navas. 36 yaşındaymış o da maşallah. Bayağıdır üst seviye oynuyor. Dünya Kupası'nda da forma giydi ama şimdi Donnarumma'nın arkasında yedek beklediği için sezon sonuna kadar kiralanması gündemdeymiş. Bir numara bu. İki numara Onana'nın arkasında bekleyen Sabir Handanovic Inter'den ki o da 37-38 olmuştur. Everton'da şans bulamayan Asmir Begovic. Bu üç kaleci adayından birini devre arası transfer edebilir denmiş. Tabii yabancı bunların hepsi. Yerli olarak Altay'ın yerine koyabileceğiniz bir kaleci şu an kolay değil. Hani Doğan Alemdar aklıma geliyor ama o da Altay'dan öyle çok çok fark eder mi? Şu aşamada biraz daha tecrübeli bir isim. Hani Mert Günok tarzı bir tecrübeli performans vermiş geçmişte. Belki bir Volkan Babacan hani olacak diye demiyorum da profil olarak söylemeye çalışıyorum. Öyle bir isim olmadığı için yabancıya gidecek ama yabancıya giderse de kadro içinde zaten bol bol yabancısı var. Lisans çıkaramadığı Lemoslar, Brumalar kiraya gönderdikleri o da kolay bir şey değil. Yoksa 3 yerliyi bulur Fenerbahçe. Onda problemi yok. Ben bunun pek olacağını düşünmüyorum. 6 ayla biteceğini düşünüyor musunuz? Sezonu 6 ayla tamamlar Fenerbahçe. Peki bu kadar protestoya rağmen nasıl devam edecek iş? Eder yani öyle protestolar normal. Şimdi Fenerbahçe son yıllardaki Galatasaray'a karşı en kötü derbisini oynadı. Hani maçın başlangıcından sonuna kadar Fenerbahçe'nin ya ben bu maçı kazanırım dediği bir an pek olmadı. Fenerbahçe seyircisi buna pek alışık değil. Direkt rakibin şimdi 90 dakikanın genelinde senden daha iyi. Şimdi orada birileri hata yapınca bazı tepkiler kaçınılmazdı. Biraz da işte böyle o tepkiye açık oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunlardan biri de hatta belki başta geleni de Altay. Altay da kötü gol yiyince o çok garip değil o tepki. O anlaşılabilir. Hani başka bir oyuncu mesela oyun içerisinde işte Gustavo Henrique'nin doğru söyledim mi? Gustavo Henrique'nin hatasıyla bariz bir hatasıyla gol yenseydi de o tepki gelirdi gene. Mesela Gustavo Henrique'ye. Orada Altay kötü gol yiyince. Ama işte Altay da hatalı gol yemedi mesela. Ama işte az önce bahsettiğimiz konu. Hatalı değil ama. Yani o yüzden bundan sonra yediği her golde. Çıkarabileceğini düşünüyor. Ama Altay işte son dönemde üst üste yaptı ya bunları. Hani bunu çıkarması lazım kalecinin diye baktığın toplar var. Şimdi öyle zaten hani büyük takımın kalesini korumak da biraz bunlardan geçiyor. Yani bu tarz golleri yediğin noktada işini çok zorlaştırıyorsun kendi kendine. Bak mesela Ersin de Beşiktaş'ta bu tarz golleri fazla yemeye başlayınca daha çok taraftarı kaybeder gibi oldu. O da kaybetti, kaybediyorum o şeyde. Hani hatta belki kaybetti denemek daha doğru olur Ersin için taraftarı. Şimdi senden beklenti bu tarz golleri yememen, eğer mümkünse de ekstra işte Mert Günok performansı yapman bazı karşılaşmalarda ihtiyaç duyulan anlarda. Şimdi Mert Günok performansını yapamadın. O performansı koyamadın. Kasımpaşa maçını örnekleyerek veriyorum. Ama bir de kurtarabileceğinin genel olarak düşünüldüğü topları yediğin anda bence şansın kalmıyor büyük takım kalesinde. Arada bir hataya herkesin tahammülü var kalede. Örnek Muslera. Muslera da çok hata yaptı. Kariyeri boyunca Galatasaray'da. Ama öyle bir istikrarı ve öyle çıkardığı maçlar var ki ve o hatalar sürekli olmadığı için işte diyorum ya adam geldi maksimum 5-6 aydır hadi bilemedin 7 aydır Muslera'nın toplamda kötü geçirdiği zaman dilimi Galatasaray kalesinde. Şimdi öyle de olunca sana o hakkı veriyorlar. Arada kötü gol yeme hakkını veriyorlar. Ya da büyük hani senin
yaptığın hatayla gol yeme şeyini veriyorlar. Ama çıkarabileceğini, bak o bence daha da kötü biliyor musun? Çıkarabileceğini düşündüğün golleri yemene tahammülleri yok. Hataya tahammülleri var. O direkt hataya tahammülleri var. Ama ötekine bence yok taraftarın. Bakalım senin bu söyleminden, hani sen sezon biter diyorsun. Ben çok kolay görmüyorum. Yedekte Mert Günok gibi bir ismi de yok. Şimdi Ersin performans vermiyordu. Mert'i oynattı. Yedekte İrfan Can Eribayat var. Şu aşamada ona da çok gözü kapalı. Güvenemezsin. Berke'ye güvenildi mesela. Berke de Altay'dan da daha kötü performans gösterdi. O yüzden bir transfer çok olur diyorsun. Uç sen. Gelmedi bana. 9.39 olmuş. Son aramıza gidelim. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 9.45 saatlerimiz, programın artık sonuna geldik. Ben de çok acıktım, ayıptı söylemesi bir an önce. Kahvaltı hayaliyle çalışıyorum ama tabii önümde de haberler var. Bir yanda onları da vermeden bitirmeyeceğim. Transferle ilgili çok gelişme var. Yaklaştı artık. Avrupa'da açıldı gerçi transfer dönemi. Bizde 2 gün sonra açılacak. Dün mesela Eyüpspor Halil Akpınar transferini açıkladı. İlginç, o da Belçika'da. Çok mutlu değildi anladığım kadarıyla. Süper Lig'e dönmeyi istiyordu. Bir sürü takıma dönebilirdi Süper Lig seviyesinde ama o tercihini önümüzdeki sene Süper Lig'de olmasını beklediğimiz Eyüpspor'dan yana kullandı. Eyüpspor'da anlamayacağım. 3+1 yıllık. 2.5+1 yıllık. 3.5 yıllık toplamda. Sonuçta yarı dönemde geldi. Bir sözleşme imzaladı. Eyüpspor da ilginç gerçekten. Mesela Keçiören Gücü'nden Olavoyun'la ilgileniyorlardı. Rize Spor'a bırakmışlar. Rize o transfer açıkladı. Gittiler Halil Akpınar'ı aldılar. İşte İstanbul'dan iki oyuncu transfer edilecekti en son. Gomis'tendi. Acayip bir transfer çılgınlığı var Eyüpspor'da. Gümbür gümbür geliyorlar Süper Lig'e. Dün o transfer vardı resmi olarak. Rize Spor bir transfer daha yaptı. Oğuz Ceylan'ı aldı Ankara Gücü'nden. O da sözleşmeyi feshetti. Şu anda Marcu'nun yedeği konumuna düşmüştü. O da inanılmaz bir performans gösteriyor Marcu'yu. Hani ben izlediğim maçlarda etkilendim. Oğuz da oradan ayrılmış. Chelsea en sürpriz transfer tabii. Süper Lig'i konuştuk. Ligimizdeki gelişmeleri. João Félix'i alıyor. Kiralıyor. Ve kiralama bedeli olarak da 11 milyon euro veriyor. Normal Félix çok pahalı bir oyuncu. Chelsea'ye gidecek. Chelsea'de de hani çok hücum oyuncusu var aslında. Bir türlü verim elde edemiyorlardı. Felix'te o problemi çözeceklerini düşünüyorlar demek ki. Ama sen reklam arasında konuşmuştuk. Pek çözümlük bir oyuncu değil Felix. Aslında daha iyi bir düzenin oyuncusu. Öyle takımı tek başına seviye atlatacak bir oyuncu gibi durmuyor. Bakalım. Belki yanılırız. Chelsea şu anda çok kötü gidiyor son maçlarda. İstim üzerinde bir oyuncu değil. Şimdi Chelsea çok sıkıntı yaşayan bir takım. Ben onu biraz garipsedim. Çok sıkıntı yaşadığın zaman böyle hani şu an istim üzerinde çok özgüveni, morali yerinde, fizik olarak yerinde olan bir oyuncuyu getirip koyarsın. O sende bir değişiklik yaratır diye düşünürüm ben. Ama hani Felix kötü. Felix çok... Şimdi Atletico Madrid neden bırakıyor Felix'i? Performans alamadığı için. Yani 120 milyon euro verdiler. Karşılığını alamıyorlar bir türlü. Hı hı. Vitesi arttıramıyor Felix. Mesela Dünya Kupası'nda da çok konuşuldu Felix yerine. Leo oynaması gerekir diye. Mesela fizik olarak da Premier Lig temposunu kaldırabilir mi? Sakatlanır mı çok? Bana çok öyle uygun gelmiyor Felix. İşte bilemiyoruz. Hani çok kalitesi belli. Kaliteye bir şey yok. Etkileyici bir oyuncu. Ama şu an istim üzerinde olmadığı için hani böyle sıkıntılı bir takıma gidip sanki böyle negatif gibi bir şey var. Bir tablo var. O yüzden biraz hani ben bu kadar kötü giden takımların çok daha iyi durumda olan oyunculara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela takım çok iyi. Daha böyle performansı düşük bir oyuncuyu kaldırabilirsin takım olarak. Yani onu kendi seviyene çekebilirsin. Ama sen düşüksün, oyuncu düşük. Soru işareti daha fazla büyüyor kafamda. Aynen, bende de aynı şeyler belirdi. Gareth Bale, Galli artık efsane diyebiliriz futbolu da bıraktı dün. 33 yaşında ama son dönemde zaten sürekli sakatlanan bir profildi. Futboldan da belli ki çok keyif almamaya başlamıştı ve erkenden emekli oldu. Doya doya yaşadığını söylüyor da. Hani birçok başarı elde etti. Ülkesiyle. 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Evet, Real Madrid'le. Galler uzun yıllar sonra büyük turnuvalara katıldı. Evet. Hani Giggs'de katılamadı dönemler oldu. Hiç katılamadı değil mi? Giggs büyük bir turnuvada mücadele edemedi ama Gareth Bale'in jenerasyonuyla bunu başardılar. Kulüp olarak olağanüstü başarılar elde etti. Neymar'la ilk dönem
kıyaslanıyordu. Ben hatırlıyorum, ikisi de aynı dönem olması lazım transfer edildi. Biri Barcelona'ya, biri Real Madrid'de. Biz burada o zamanlar Can Tongo vardı. Onunla iddiaya girmiştik. İşte kim daha başarılı olur, Gareth Bale mi Neymar mı diye. Kazandı? Ben Gareth Bale demiştim. Devam ediyor mu iddianız? Devam etse Neymar kazanırdı derdin herhalde. Gerçi bireysel başarı olarak, hani kupa olarak belki Bale ama performans olarak Neymar dersin değil mi? Gareth Bale'e karşı. Böyle keskin bir ayrımı yok mu? Neye bence göre mesela değerlendireceğiz? İstikrar. Neymar'ın istikrarı. Yani şu an tabii ki elimde bir matematik, bir maç sayısı, dakika başına gol falan yok ama böyle aklımda kaldığı kadarıyla Neymar bana daha istikrarlı performans verdi diye düşündürüyor. Evet. Kıyaslamayı biraz zor yapmışsınız da. Neyse, o sizin sorunuz olsun. Sizin iddianızın sorunu olsun. Evet. Bir yere bağlamadık zaten iddiayı da. Gareth Bale ilk çıktığında müthiş heyecan verici bir oyuncuydu. Hakikaten Premier Lig'de acayip işler yapmıştı. 2012-2013 sezonunda yılın oyuncusu, yılın genç oyuncusu bir ödül daha almış. 3 ödül birden almış. İşte 20'nin üzerinde gol, 8-9 tane asist. Bu sezonu da hatırlıyorum ben, hakikaten akıl almazdı. Çok hak ederek bir büyük transfer yapmıştı. Ondan sonra Real Madrid dönemi zaten Ronaldo ve Benzema ile beraber hani karşılarında MSN, futbol tarihinin en iyi üçleri olarak, BBC olarak onlar değerlendirildi. O da hakkaniyetliydi. Senin dediğin gibi kulüp bazında 5 Şampiyonlar Ligi kazanmak ne demek? Milli takımla da o takımla, hani Galler takımıyla yapabileceğini yaptı. Kendisine yeni hayatında başarılar diliyoruz. Zaten son 3-4 senede ciddi anlamda kopmuştu. Golf daha fazla ön plana çıkmıştı onun için. Ne olursa olsun bizim milli takım içinde bir tehlikeydi. Devam etse. Galler'le değil mi? Doğru. Galler milli takımıyla. Artık Gareth Bale gibi bir tehlike de yok. Bizim elemelerde Galler rakibimiz. Keyif aldığımız, zevk aldığımız iyi oyunculardan biriydi. Ama daha iyisini yapabilir miydi son senelerinde? Bence yapabilirdi. Fakat mental olarak o da artık tamam demişti. Son haberde bir şu an gördüm. Stephen Colker en son Karagümrük'teydi değil mi? Colker sözleşmesi. Evet. Wigan Athletic'le anlaşmış. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış. Bu haberle de programı noktalıyoruz. Herkese teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia.